aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Toprağa vasıl olduk. Ancak unutmayın ki bundan böyle hepimiz birer kaçağız. Kanun kaçağı. Karantina esaretinden hürriyete yelken açtığımız bu yolculukta hiç unutmayın ki ağzımızı sıkı tutmamız gerekir. Bu bir.
Sonra tutup da turistler gibi elimizde telefonla onun bunun fotoğrafını çekmek yok bu iki. Bakın Allah muhafaza. Biri bizi tanır, kaçak olduğumuzu anlarsa mahvoluruz. Hapislerden çürürük Allah'ıma kitabımla. Ya baba iyi hoş diyorsun da o nasıl olacak ha? Yani şu halimize bak. Üzerimizde bir Adana Demirspor forması eksik vallahi. Benim oğlum. Bizim bu insan evlatlarından ne farkımız var ya? Ha madem öyle diyorsun. Eğer bize birisi soracak olursa hani siz neredensiniz, kimsiniz, kaçak mısınız falan diye hemen onlara ne diyoruz? Biz mevsimlik tarım işçisiyiz. Tersine göç ettik diyoruz. Ha. Ama bir dakika. Benim sıradan bir işçi olduğuma kimseye inandıramazsınız. Çünkü benim kalitem bunu ele verir yani. Yani ben de şimdi ağa kızıyım, ağa karısıyım, ağa ablasıyım, ağa anasıyım. Bana da kimseler inanmaz. Size inanmıyorlarsa bana hiç inanmazlar. Ben de sonuçta Arap prensesiyim. He Ayşe, he. Kenarımın prensesi. Ya bir serin durun. Ha bizim buranın insanı çok misafirperverdir. Kimse kimseye niye geldiniz diye sormaz ki. Apır sapır konuşup durmayın. Ne diyorum? Buradan Asya'nın göğüne kadar kimse etrafıyla konuşmayacak. Diyelim ki konuşmak mecburiyetinde kaldı. O zaman onların lisanıyla konuşmaya çalışacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Da. Da. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Da. Da. Ama ben Asya gibi şiveli konuşamam. İstanbul Türkçemden ödün veremem. He. Çünkü Halep'in resmi dili İstanbul Türkçesiydi değil mi Ayşe'cığım? Evet. Şimdi dikkat çekmemek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Da. Da. İyi de bizim dikkat çekmememiz mümkün değil ki. Ya tamam, o iş bende dur. Ben o işi halledeceğim ama yani ben sizi öyle bir giydireceğim ki kimsecikler ha buralı olmadığınızı anlamayacak. Hadi göreyim seni Asiye. Siz ha buraya durun, beni bekleyin, gelirim ben. Haydi. Nereye gidiyor bu? Ya, ne bileyim. Buradan ayrılmak yok, tamam mı? Asiye'nin dediğine uyacağım. Ya... Sanki biraz abartmadık mı bence? Yo, bence çok güzel aldık valla. Yani böyle. Horon ekibi gibi mi gezeceğiz? Hazar doğru söyler. Ya bunlar hiç uymadı bana. Bu saatten sonra uysa da oldu, uymasa da oldu. Köye gidene kadar böyle idare edeceğiz daha. Yok. Ben daha başına falan çıkmam ya. Eşkıya mıyım ben be? Aman keşke bizi İstanbul Boğazı'nda bıraksalardı. Kocacığım, biz seninle ayrılalım, başka yerlere gidelim. Olmaz hayatım. Birlikte çıktık yola. Olmaz hayatım. Yakalanırsınız, makalanırsınız. Anca beraber, kanca beraber. Ha bu gelmek istemiyse bırakalım bunu buraya. Olmaz Asiyeciğim, olmaz. Biliyorsun biz karantinadan kaçmış bir ekibiz. Şimdi Allah muhafaza jandarma mandarma bizi bir görürse hapse atar maazallah. O sebepten ayrılmamamız gerek. Şimdi kaynanam da beni bekler köyde biliyor musunuz? Çok zamandır görmedi. Gidek de orada yaylada Karadeniz dağlarında yeni bir bozok beyliği kura. Ay bu nedir ya? Ben karpuz muyum da kamyon kasasında gideceğim? Binemem ben buna. Ya karıcığım bu kadar insan artık neyse o yahu. Hadi da uçak var, atlayın arkaya. Hadi hadi. Baba aman enişte. Kamyonu sen kullanın, ben arkada kalayım. Kullanmam mı? Güzelliğine bak. Şu renge bak. Karadeniz yeşili.
geldi bir kara duman dallarına rasına. Geldi bir kara duman dallarına rasina, dallarına rasina, dallarına. Kız! Kaptım! Burada da mı yiyecek şeyler buldun? Ya Mütefer abla, biliyorsun ben yol tutuyorum. Midemi de mi bastırman canım? Avşam! Ha bak bütün buralar ananın vatanidir. Ana toprağı. Özlemişsindir canım benim ya. Geç kaderde böyle kaçak olarak da gelmek varmış ama hiç yoktan iyidir. İşte gidelim gidelim diye tutturmasaydınız anacığım, şu karantinanın kalkmasını bekleseydiniz, o zaman sadece gezip görmek için gelebilirdik. Vallahi şaşırtıcı ama Hazır doğru söylüyor. Hiç çıkmayacaktık konağımızdan. Kokanım ya tezgah aldıysa ha, baba ocağına gelip annesini babasını göremesi ne kadar üzülecek. Salak. Lafa bak, lafa. Karısı dururken anasını babasını ne yapsın ya? Hiç siz aklına bile gelmezsiniz. Yedi mi? Ah. Yemem Kamil Bacı, aman! Kız yiyen mi olacak? Şey yapma. Hey, hop, hop, hop! Kız! Anacığım, bak anacığım. Kız! Yolcu saldım pazara da entari alsın diye. 9.30'a yaptırdım da yer bana varsın diye. Sabır Allah'ım sabır, kulübü dallarımız. Usandık bekarı da ne vurdu hallarımız. Sabır Allah'ım sabır, kulübü dallarımız. Usandık bekarı da ne vurdu hallarımız. Yine çöktü karanlıkta kaderime darıldım. Sevenle sevduğuna da ben yastığa sarıldım. Yine çöktü karanlıkta kaderime darıldım. Sevenle sevduğuna da ben yastığa sarıldım. Sabır Allah'ım sabır, kurudu dallarımız. Usandık bekarı da ne vurdu hallarımız. Sabır Allah'ım sabır, kurudu dallarımız. Usandık bekarı da ne vurdu hallarımız. Çıkayım Boztepe'ye de bakayım yıldızlara. Mevlem yardım eylesin de yüreği yalnızlara. Hadi. Gel gel hadi. Ben oğlum al beni. Al beni anam. Çıkayım Boztepe'ye de bakayım yıldızlara. Mevlem yardım eylesin de yüreği yalnızlara. Nazgül gel. Gel otur yalnız. Gel. Gel bakalım. Kemal. Bırak bırak. İyi mi? Kamil Bey'cim haydi. Helal be. Nerede kaldınız ya? Turistler horon istiyor. Ne horonu? Kardeşim biz ne alırız horondan? Şşş, Ayşe uy haçan da. Ha uy ha sen de. Sen o asiden diyorsun yani. Haydi haydi oyalanmayın. Sıkı piki oynayın. Turistler sıkılmaya başladı. Haydi. Tövbe tövbe. Ya biz oyun oynamıyoruz. Yani oyun oynamayız biz de. Da. Saçmalamayın. Acenta dünyanın parasını saydı. Ne demek oynayamayırım? Oynayamayız hemşerim. Oynayamayırım. Oynayamayırım. Çünkü... Çünkü biz başka bir ajantın horon ekibinde. E olsun. Olsun. Parası neyse veririz. Yeter ki turistler problem çıkarmasın. Haydi. Dikkat! Dikkat! Jandarma 156. Esas duruş. İsmet ne oluyor? Bir sıkıntı mı var burada? Yok. Komutanım arkadaşlar yeni horon ekibimiz. Şimdi bir gösteri hazırlayacaklar bize. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi oynasınlar o zaman da bir neşemizi bulalım. Biz
komutanım. Hasan Ahaçan'da oynaruk oynamasına da... Da çalgıcımız yoktur da. Kolay. İlyas koş, ha buraya gel. Deme ya. Biz horon oynamaktan çok sıkıldık da. Size başka bir hava oynayalım da. Başka bir şey çal da. Çalayım. Ya sen ne saçmalayınsun? Horon ekibi horon oynamaktan sıkılır mı hiç? Nasıl lazsınız siz? Ya ne laz oğlum ne laz? Biz ne biçim lazık biz ya? Ya nasıl bir lazık ki biz? Ne yani? Biz kara lazuk, kara kavruk lazuk. Biz Adana lazuyuk lan biz. Adana lazuk. Baksana turistler huzursuzlanmaya başladı. Hadi çıkın oynayın hemen haydi. Ya tamam lan. Sizin için şöyle spesyal bir gösteri yapalım ama... sen otulumla bize bir Adana çiftetellisi çal bakalım da döktürek. Adana çiftetellisi mi? He. Biz tulumcuyuk, biz çiftetelli çalamazdık ki. Bak şimdi burada bir davul zurna olsaydı biliyor musun? Nasıl döktürürdük biliyor musun? O da var. Ne? Burada, Karadeniz'de, dağın başında, yaylada. Ahmet, Muhammed, ha buraya gelin, haydi. Oy. Hakikaten. Ahmet, sen Adana çiftetellisi bilmezsin değil mi? Bilirim abi. Yapma ya. Ya babacığım, biz... Yani bırak horonu, çifte telliyi bile tam oynayamıyoruz ki de. Nasıl ya? Oğlum sarhoş çifte tellisi. Hani senin düğününde oynamıştık ya. Hatırlamıyor musun? Enişte, Bogdalilik de hatırlamaz. Ben hatırlıyorum sarhoşken oynadığımız. İyi de ben hatırlamıyorum ki ne? Hatırlatayım. Öyle mi? De haydi. Keke, işte şimdi size spesyal bir gösteri. Geç bakalım Baran. Düğün falan yapacak. Hazır mısın keke? Şükürler olsun. Asiye! Buyur. Nerede kız sen ne? Ha konağa diyorsun. Konağa diyorum. Ha şu tepenin arkasında dur. Öyle mi?
Adana ekibi. Ha. İlk hedef şu tepenin ardı. Başlar! Ya gelmedik mi daha ya? Şurası. Sen evi tanımaydın. Geç bakalım, geç. Geç, geç. Ana! Geç. 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 Ana! Geç. Aman dikkat. Aman dikkat, inerken dikkat. Gel bak ya. Asiye. Yaşta durumda. Kapıyı sen çalma, ben çalacağım. Kaynanam ilk önce beni görsün. He anlayasamam, gel. Geldim. Gel sen çal da gör bakalım kaynanam seni ne kadar özlemiş. Aman dikkat Nazgül. Geldim. Geldim. Evet. Herkes tamam mı? Tabii tanımadı. O kadar uzun zamandır görmüyor ki. Emine bir kılık kıyafet hatırlamadı herhalde. Ondandır. Dur ağam dur, ben hallederim kesin ilişkiler. Anacığım. Anacığım benim ben Asiye. Aç. Anacığım benim ben Kalender, aç. Tanımadın mı beni? Ben damadın. Tanıdım. Tanıdım da keşke tanımaz olaydım. Ya anacığım şimdi sırası mı dur? Geç oyla şöyle içeri de içeride konuşuruz. Hadi gel, hadi. Hayır. Gel Mehter. Ayakkabılarınızı hadi çıkarın. Aşağı. Eve giriyorum. Nazgül'e bir yer bu kadar olsun. Önce sen geç de kadını al şunu. Anacığım ne yapayım? Sen öyle boşuna gelmezsin. Anacığım, kaç vakittir görüşmüyoruz. Bir gelelim, halini hatırını soralım dedik. Bir... Ah! Ah, nasıl unuttum. Ya önce ben senin bir elini öpeyim. Dur orada! Geri bas. Bas. Geri bas. Git. Otur. Ah, şimdi konuş. Heh. Ya latife ediyorsun benim anam. Şimdi ben... Bana anne deme! Bana anne deme! Ben senin resmi anam mı? Bakayım. Değilim. Sen benim kızıma resmi nikahı kıydın mı? Bakıyorum. Kıymadın. Demek ki neymiş? Sen bana anne diyemezsin. Ya bunları karıştırma. Bunları daha sonra konuşuruz. Şuraya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımızın tadını kaçırma ya. Ağzını yedim. Sen benim ağzımda tat bıraktın onu. Ben mi bozayım şimdi? He mi? Bir de utanmadan ha bu gelini de yanınızda getirmişsiniz. Siz bir dakika ya. Bir dakika. Siz bana nispet mi yapıyorsunuz ya? Ya bu ne nispeti ya? O benim gelinim, getireceğim tabii ki. Gelinin mi? Kot kafalı. Aferin. Aferin, çok iyi dedin sen onu. Şimdi Şevki amcanla Rukiye Bibin gelecek. Onlara da aynısını ha böyle de emin. Ama de gelinim getirdim de emin. Nasıl yani ya? Rukiye Bibi ile Şevki Reis Hazar'ın evlendiğini bilmiyor mu ki ne? Bilmiyor tabii. Nasıl bilecek? Nerede bilecek? Dururum senin yegenini almaya söz vermişti. Ama sözünde durmadı. Gitti bir de başka bir gelin getirdi mi diyecektim. Diyemedim tabii. Hazar sen burada da mı sözlüsün? Ya hayır evliyim. Kiminle? Seninle. Ya benim anam. Ya bırak şimdi bunları. Sen önce bir sor bakalım. Niye geldik buraya bu kadar insan? Ordu kimin? Bir sor bakalım yolda bizim başımıza neler geldi? Bana ne? Bana ne? Ne geldiyse geldi. Allah Allah ya, bir sor dedik, sor. Sormayacağım. Ya sorsana be ya, sormazsın. Sorsana. Gebersem de meraktan sormayacağım. Oy anacığım, o nasıl laftır öyle? 3 günlük dünya, ha bugün varız, yarın yokuz. Oy kot kafalı.
Rezumi verem mi ettin sonunda? Yok. Verem değil de. Deli dana. Ne? Ne? Biz bir de dana almıştık. Dana delirdi, deli dana oldu. Kızım, ne diyor bu kot kafalı kocan? Anacığım, onlar senin korkundan ne diyeceğini şaşırdılar. Biz bir tane yavru dana aldık. Bu danada da deli dana virüs tespit edilince bizim konağı karantina altına aldılar. Biz de ne yaptık? Kaçtık, senin yanına geldik. İyi ki geldin. Sedef ki. Ana, senin burnun hangi arabayla almış ya? Aynı benimki gibi bak. Ama aynısı. Ya benim anam, bir dinle hele. Biz buraya geldik, kurtulduk. Ama bir de konaktakiler düşün. Onların durumu çok fena. 3 aydır ekmek yok, su yok. Her perişan, sersefil. Konaktan çıkamıyorlar. Belki de bit pire falan. Vay 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 vay. Şerefine aşkım. Şerefe kara gözlü. Ulan aşkım, 40 yıl düşünsem sana aşık olacağım aklıma gelmezdi daha. O 40 yıl boyunca beklemeye razı olurdum ben. 40 yıl boyunca aklına gelmeyi beklerdim Türkmen. Bana bak, diyeyim ki abimle konuşak da bir an evvel senin şu ameliyat işini hallettirek. Ulan gözlerinin açılıp da beni göreceğin günü iple çekileyim sevgilim. Ameliyat mı? Ne gerek var? Böyle daha güzelsin. O nasıl laf öyle ya? Ben hiç merak etmiyor musun? Ediyorum ama ya gözlerim açıldığında seni vermezsem? O nasıl laf öyle ya? Ahı yarası! Benden iyisini mi bulacaksın? 1 numara. Buyurun. Ya ışık kolumu da azıcık sık. Ya 2 numara, 3 numara. Ya biraz daha hızlı yerlere şıpır şıpır terliyorum burada. Şimdi ne olur ağam? 1 numaralı yenge. Bana 1 muzluk set. Hemen küçük ağam. Ya amca, ben ne zaman evleneceğim? Asıl ben ne zaman evleneceğim? Gittin kendine 3 tane karı kaldın, bana 1 tane bile almadın. Ya seni mıslıkla beraber evlendireceğim ha, vallahi billah. Bana ne, bana ne? Önce ben evleneceğim, bana ne? Hayır, ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben. Vallahi suyu çakarım kafana. Mıslık! De haydi çık havuzdan, de bana güneş geçecek yavrum, haydi çık. Çıkmayacağım. Evleneceğim ben. Lan amca, ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben. Ay! Allah! Ya ne yapıyorsun kızım ya? Ya abi ne yapayım ya, Allah Allah. Birazdan görevliler gelecek, sen de başka türlü uyanmayın. Yemek getirecek adamlar yani. Bana ne ya? Bana ne? Git kendin aç. Ben sıkıldım onları oyalamaktan. Ama abim nasıl tembihledi? Bir gün sen açacaksın, bir gün abin açacak kapıyı dedi. Başlarım tembihine. Allah Allah. Bizi burada esir etti. Kendi Karadeniz turuna gitti. Ya keşke biz de gitseydik onlarla ya. Ya akıllım, azıcık kafayı çalıştır, kafayı. Biz de gitseydik görevliler kaçtığımızı anlarlardı o vakit. Birilerine durup burada konağı beklemesi lazım. O enayiler bizdik değil mi? Yahu şu halimize bak. Dalımız tuzumuz kalmadı. Ya afet desen damlara türedi, kocasının yolunu gözlüyor. Bak hele, Karabasan Körasan'la konuşmuyor artık. Ya şu çocuklara bak, oyun bile oynamıyorlar ya. Ne yapıyorsun be? Ne vuruyorsun be? Sen şimdi görürsün. Ana! Ya gel buraya. Şiddet elim başladı çocuklarda. Esaretin en büyük yan etkisi. Abi. Az daha çikolata yemezsem o şiddetin en büyük eğilimi bende de başlayacak, haberin olsun ha. Vallahi bak abi, böyle tatlı ihtiyacım bütün bedenimi, ruhumu ele geçirdi. Dayanamayayım ya. Kurban olam. Görevliler geldiği vakit kapıyı aç. Ben de kendime çikolata sipariş ettiydim. Onu da al. Anca sen boğazını düşün değil mi? Anca boğazını düşün. Ya ben boğazımı düşüneceğim tabii. Senin haberin var mı? Evde un bile kalmadı, un. Ya şu halime bir bak. Turç olup uçacağım yakında. İğne ipliğe dön. Ulan abi, sana bir şey soracağım. Bu yüzden niye bir tek ben zayıflayayım? Yoksam siz benim hakkımı da mı yiyorsunuz la? Ha? Benim anam, bizi kurda kuşa yem etmeyeceksin der mi? Bizi saklayacaksın der mi?
Saklayacağım, saklayacağım. Allah razı olsun. Ama bir şartım var. Nedir Cine? Bana verdiğin sözü tutacaksın. Heh. Asiye'ye resmi nikah kıyacaksın. Diyoruz. Düşene bir tekmede ben vururum diyorsun yani. Öyle mi? Bizim burada da rızkımız kesildi. De haydi. Düşün, düşün yola hadi. Günaydın. Seninki geldi. Yavrularım, canlarım benim. Oho, kalendere şükür kavuşturana kimler gelmiş, kimler? Hoş geldin. Gel şöyle bir sarılayım sana, hoş geldin. Oh, şükür kavuşturana. Hoş geldin. Otur bakayım, otur. Damat, söyle bakalım ne diyeceksen Şevki Reis'e. Hayırdır kalendere? Bir şey mi oldu? Abi, şimdi bunlar sana demeye yüzü yok. En iyisi ben diyeyim. Oo, mevzu derin desene. Anlatın bakalım hayırdır? Damat, sen mi diyeceksin, ben mi diyeyim? Şevki Reis, biz buraya hayırlı bir iş için gelmiştik. Allah'ın izni peygamberin kavliyle kızınızı kendime istiyorum. Ne? Kızımızı kendine mi? Ula Hüsnü'yü kendine dördüncü mü yapacaksın ula? Ne? Dört mü? Ya. Ha, sen ne diyorsun ha? Yok, yok, yok. Hayır, hayır, hayır. Haşa, öyle bir şey olabilir mi? Senin yeğenin Asiye'yi kendime karı olarak istiyorum diyorum. Ya. Kalendere, Asiye zaten senin karın değil mi? Nereden çıktı bu tekrar isteme? Ben senin yeğenin Asiye'yi kendime resmi nikahlı karı olarak istiyorum ya. Yani biz 25 yıldır böyle bir vakit bulamamıştık bu nikaha kıymaya. İşte şimdi iki ara bir tane bir çıkaralım diyorum. Hem kıyalım hem de bu mesele sonsuza kadar ilelebet kapansın. Hay aklınla bin yaşa. O zaman şu nikah hazırlıklarına başlayalım aşağıda. Aşağıda mı? Ya, aşağıda. Aşağıda derken ya ben bunu Adana'da yaparık diye düşünmüştüm ama... Yok, Adana madana yok. Burada istendi, burada verildi. Düğünü de burada yapacak. Uy, düğün mü? Düğün mü? Düğün mü? Ne? Düğün mü? Düğün. Ay Allah senden razı olsun amcacığım. Çünkü kız öpeyim. Allah mutlu etsin. Mehtever abla. Geç. Ya ver düğün. Geç. Asiye. Anacığım. Ya. Ay yiyorsun. Ay yiyorsun. Ay yiyorsun. Ya oğlum bir dur ya. Allah Allah bir bırak ya. İyi günler Müsellima. Kalender ağaya bir seslenir misin sana zahmet? İyi günler komutanım. Abim gelemez. Ne demek gelemez? Çağır bakayım sen, çağır. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bana söyle komutanım. Yani şimdi abim sıkıntıdan sabaha sabah etti biliyor musun? Uyuyor yani o yüzden. Heh. Peki madem. Git ağana müjde ver. Bundan sonra rahat rahat geniş geniş uyusun. Tahlil sonuçlarınız temiz çıkmış. Karantinayı kaldıracaklar. Esnafı diyor komutanım. Evet. Saç duruş. Bu dana var ya dana. He. O danadaki deli dana virüsü bulaşıcı değilmiş. Yani karantinalık bir durum
kalmadı artık ortada. Hayırlı olsun. Vallahi mi? Öp, sakın atarım içeri. İyi günler. İyi günler komutanım. İyi günler. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Kurtulduk. Kurtulduk. Özgürlük. Hemen gidip abimlere haber verelim. Bir dakika. Hiç kimse abimlere bir şey demeyecek. Madem ki burayı bırakıp terk edip gittiler... ...buranın yeni ağası benim ya. Hepinizin hayatını kurtaracağım. Rüyalarınızı gerçekleştireceğim. Ya ağam sen ne diyorsun? Kalender ağamlar bizden haber bekliyor. Ya sen ne diyorsun ya? Abimler gurbetellerde kim bilir ne sıkıntılar çekilirdir. Ben gidip şimdi gidip abime haber vereceğim. Türkmen! Yahu hayallerin diyorum. Rüyalarını gerçekleştireceğim diyorum. Rüya derken? Yok. Sana hayırlı bir kısmet bulacağım. Ha. Abbasların da gözlerini açtıracağım. Rüyalarınızın havası olacağım. Deli müsellim ağam. Bir çift göz için kalender ağamı satmam ben. Arıyorum, haber veriyorum. Ben hiç satmam. Türkmen. Hayallerin elden gidiyor, koş. Ne diyorsun abi? Gelin lan buraya. Ben kimseye rüyalarımı sattırtırmam. Gel lan. Ya durun kızım. Durun. Sen bize bu günleri de mi göstertecektin? Bunları da mı ödecektin abi? Sen bize düğününü mü göstermek istedin? Biz onca yolu bunun için mi deptik? Ya ortalığı ayağa kaldırmayın. Ne dedim ki ne ben Şevki Reis'e? Allah'ın emri, peygamberi kavliye yaymadamaz etemem edemeyeceğim abla. Ya benim Ayşem yapma, yapma. Ben ne dedim ki ne, ben ne dedim? Resmi nikah kıyacağım dedim ama kıydın mı? Yarın öbür gün kıyacaksın işte. Ya Möhtemir bak dinle. Ben ne dedim, düğün müğün ayağını onları kandırıp buradan ikilemeyi planlıyorum anlasana ya. Ya yoksa bu herif bizim canımızı alacak, görmüyor musunuz? Adam kapıdan içeri girdi, baksana silah deposu gibi yürüyen cephanelik diyorum size ya. Getirdi masanın üstüne nasıl koydu? Bir, iki, üç, dört tane tabanca lan. Şaka değil bu adamın adı. Karadenizli Deli Şevki. Bizi kandırmıyor değil mi? Ya ne kandırması benim Ayşem ya? O iş bende, bana güvenin. Bana güvenin. Benim babam, kontrol sende de bizim iş ne olacak? Hangi iş? Şevki Reis hala bizim Bella'yla durumumuzu bilmiyor. O el ne lan? Sen benimle konuşmadan önce o eli bırak, o eli bırak. Ben ne diyorum ya? Allah Allah, herif anlayacak diyorum. Ya oğlum bana güvenin. Ben halledeceğim. Ya tamam da baba, nasıl halledeceksin? Haydi! Haydi, yemek hazır, sizi bekliyoruz, haydi. Tamam, geliyorum benim kaynanam, geliyorum. Sen hiç merak etme benim gelinim. Bugüne kadar sizin bütün dertlerinizi nasıl hallettiysem... ...bunu da öyle halledeceğim. Kendini hiç üzme. Haydi, şimdi gidip karnımızı doyurak. De haydi, hadi. Tamam mı? De haydi. Yürü, yürü. Hiç arkana bakma. Direkt dıkınmaya. Çıkar, çıkar, çıkar. Abi, adamlara fazla abi. Vurma bak yazık bilen. Sen de abi deme. Ağam, ağam vallahi şeytan buldum. Vururum vallahi. Aslan, yürü. Kesene daha iyi. Bak hala konuşuyorum ya. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? Ağam yok. Güzellerim başka. Gir içeriye, gir içeriye. Yok konuşma. Şunu. Ya ağam biraz fazla abartmadın mı? Size güven olmaz. Sadakatinizden korkarım. Müsellim, biz kalender ağamıza ihanet etmeyiz. Aklın varsa bizi buradan çıkartmazsın. Pabucumun ağası. Sus! Rezil! Ya Hasan abi ne diyorsun sen? Çok meraklısın herhalde kuş gibi kafese tıkılmaya. Ya Müsellim ağam, bak bakma sen bu kör Hasan'ın laflarına. Ne olur yalvarırım çıkar bizi buradan. Bak vallahi söylemeyeceğim ağama, ne olur. Tık! Abi, bak bu Ferhat haklı ama ya. Biraz fazla abartmadın mı? Sen de onların yanına girmek istiyorsun herhal. Yok abi, sen beni yanlış anladın. Abi yok, abi yok. Bundan sonra ağam diyeceksin. Bu konağın bundan sonra yeni ağası benim. İşte o kadar. Şimdi git, abimin çizmelerini getir bana. Ya senin ayağında çizmelerin var ya zaten. Bunlar olmaz. Bana büyük ağalık çizmesi lazım.
Bundan sonra artık ağa benim. O yüzden çizme giyme töreni yapacağız. Tamam. Dön! Geyla, vası acıktı dur. Hadi yiyelim. Afiyet olsun arkadaş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi, hı. Bu kız bana hep böyle bakacak mı ya? Şişt, doğru konuş oğlum. O senin sözün. Çok ayıp. Hasan, afiyet olsun. Teşekkürler Hüsnü. Ayşe, bu senin çorban. Afiyet olsun, şifa olsun. Allah razı olsun. Muteber bu da senin, sizin için özel olarak yaptım. Haydi, bunların onlardan ne farkı var ki? Çok sorgulama da dediğimi yap. Yeme kız. İçine bir şeyler katmıştır ha. Baksana, şeytan kim mi bakıyor? Ya ablam ne kattıysa katmış, vallahi çok güzel kokuyor. Ayşe. Başkaları ne yiyorsun da ye. Zehir katmıştır içine. Zehir. Niye? Kumayız diye. Ya ana ya. Ya korkutmasana karıları. Siz de yiyin yemeğinizi, yok bir şey, içiniz rahat olsun. Annem şakacıdır. Yok, biz çorba içmeyeceğiz. Biz salata yiyeceğiz Ayşe. Salata. 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 Benim bu hayatta yemekten en çok hoşlandığım şeylerden biri de salata. Anneanneciğim. Ellerine sağlık. Mısır ekmeği çok güzel olmuş. Aynı çocukluğumuzdaki gibi. Oy kurban olurum. Afiyet olsun oğlum. Onu senin için sözlün yaptı ye. Helal, helal, helal. Al, al bakayım bir ayran iç. Ayran yetmez oğlum. Üstüne bir de soğuk su iç. Hemen getiririm. damat. Ya bu çocukları biz ne zaman nişanlayacağız ya? Nasip. Allah bile. Ha. Yani diyorsan ki nişana ne gerek var? Direkt düğün yapalım, o da olur tabii. Yok ya, yani yok yok. Sen ne dersin Rukiye bebi? Hemen düğün mü edelim? Kızım sıcağı sıcağına edelim. Beklemenin anlamı yok ki. Evet. Evet, uzatmanın manası yok. Ya ben buraya geldik gelen size bir türlü tanıştıramadım ya. Ya aileler kaynaşsın, daha sıcaklaşsın diye ben baldızımla kayınbiraderimi getirmiştim buraya. Tanıştırayım, bu baldızım Dilan, bu da kayınbiraderim Baran. Memnun olduk, çok memnun olduk. Ben de Asiye'nin annesi Zevkiye, bu amcası Şevki, bu da bibisi Rukiye. Hüsnü kızım neredesin? Buradayım yenge. O da bibisinin kızı Hüsnü. Yani Hazar'ın nişanlısı. Ya pardon, sözlüsü. Kız Zevkiye. Ha bak hanım kız kimdir? Niye tanıştırmadın onu bana? Bu hanım bizim kızımız. Ya, yani bu hanım kızımız bizim şeyimiz. Hizmetçileri. Rukiye abla, hizmetçileri. Öyle daha damat, ben yanlış demedim, doğru dedim. He. Hizmetçileri. Hizmetçilerimiz. Hizmetçimiz. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Beğendin mi buraları? Evet, çok beğendim. Karadeniz çok güzel bir yerdi. Kız, Zeki. Kusura bana bir şey konuşayım. Kusura taşa mıdır yoksa? Oha mı yani, yuh artık. Natasha ne demek? Hizmetçi demek. Hizmetçi. Damat. Bu hizmetçinin ailesi. Yani sizin konakta ailesiyle birlikte mi yaşıyor? Yani birlikte mi çalışıyorlar?
Ha öyle. Bizim kızımızın ailesi konakta çalışıyorlar ki yine yaşıyorlar. Beraber yaşıyoruz yani. Bu yanımda gördüğünüz kızımızın babası kendisi bizim bahçıvanımız olur. Olur bahçıvanımız olur. Değil misin bahçıvan? Bahçıvanım ben. Evet. Orada oturan da işte anası. O bizim aşçımız. Kendi yapar kendi yer. Hüsnü. Kızım abına biraz çorba koy bakayım. Çok güzel oldu. Eline sağ ol. He dayı, he afiyet olsun. Bravo vallahi. Ya biz de bu duruma düşürdünüz ya. Helal olsun size müdürüm. Müdürüm yok. Müdürüm var. Müdürüm. Müdürüm. Aşkım ne oldu? Niye çağırdın beni? Bir hava alalım dedim Hazar. Daha ne olsun? Bize ne olacak böyle? Ya bir şey olacağı yok aşkım ya. Babamla konuşacağım. Herkese anlatacak her şeyi. Merak etmesin. Bu kadar kolay mı yani? Ya hayatım sen benim nikahlı karımsın. Yani takar mıyım sözlüğü mözlüğü ben ya? Dilan bitti, Hüsne başladı. Bir sözüm eksikti Hazar. Ne oldu? Kıskandınız mı Belli Hanım? Yoksa... Kuma getireceğim diye mi korktun? Yani gerçi ne yalan söyleyeyim haklısın. Sonuçta kalender ağanın oğluyum. Ottur kokar, huydur şeker. Değil mi? Senin de o çeken huylarını, hepsini tek tek olamasını çok iyi bilirim Hazar Asa. Merak etme. Ne bak sen şunu bir kaş. Sevgilim benim. Aşkım. Allah'ım. Bizde geliyor. Kaç. Hazar! Hüsne. Ben de ne zamandır bu anın gelmesini bekliyordum. Akşam da olmasın mı? Bunda beklenecek bir şey yok yani. Bu her zaman olan bir şey. Neyi kasıt ettiğimi biliyorsun. Bilmiyorum. Bak Şevki amcam bizi görmem. Hadi git sen eve gir. Sonra ben de geleceğim zaten. Bu böyle yarım kalmayacak. Hazar. Böyle yarım kalmayacakmış Hazar. Ben seni bir tamamlarım. Yarım marum kalmazsın. Kakalak. Kakalak mı? He, kakalak. Onu nereden öğrendin? Sana ne? Hadi hemen biz kalender babama gidiyoruz. Bir de bu saçmalığa son vereceğiz. Hemen. Tamam, bir tane öpeyim edelim. Hadi. Hop, hop. Geç içeride çık. Çıkar ayakkabı. Geç. Allah seni ağlatanların, ikimizi ayrı düşürenlerin canını unuttuksun inşallah. Canım benim, senin gibi bir güzelliği acı Aziye gibi bir şeytan ağlattırdı zaten. Ağlamamak beni de ağlatacak, kıyamam bir sene. Öpeyim azıcık, öpeyim. Ayşe! Sen bu kekle mi konuşuyorsun? Ne diyor ki sana da aladığını biliyor? Yok ablam, bir şey dediği yok. Zaten bu kekin kendi adı ağlayan kekmiş. Yazıktır, günahtır. Ben onun niye ağladığını biliyorum baba. Ben onu yiyemiyorum diye ağlıyor. İki kadın yiyeyim de bari garibi bir gönlü olsun değil mi? Kız Ayşe bırak Allah aşkına ya. Kız yeme, zehirleneceksin ha. Bak, sabaha kadar sabret tamam mı? Bak yarın çarşıya gidince doyuruvereceğiz karnımızı ha? Ben sabaha çıkaramam Mütebel abla. Kokanımı göremeden açlıktan öleceğim buralarda. Ya bir dur Ayşe ya bir dur. Bak
Bak aşağı, bak bunu Asiye içerken gördüm ben. Sen şimdi bu suyu içeceksin, güzelce mideni bastıracaksın he mi? Susamadı be. Hadi aç, aç. İçine olurum. Aferin, aferin. Tıka, 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 tıka. Tıkasla, 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 tıkasla. Tıka, 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 tıka. Ha, aferin, aferin, aferin. Aferin. Ha? Ay, Ayşem, bu ne? Oy, Asiye. Senin bu kumalar çok susamış ya. Ya. Ben size kendi özel tarifimle yaptığım limonatadan yapayım. Kana kana için kumalar ya. Yok. Biz susamadık. Biz susamadık ki. Biz susamadık şimdi. Ayşe güzelce ne şey yüzünü yuyordu. Değil mi Ayşem? Ha? Değil mi bak canım ha? Bak güzel kardeşim ha. Ha yüzünü yuyordu Ayşe ha. Ha. Ana! Asiye'nin yaptığı keki çıkarmışsınız. Bunu sizin için özel olarak yaptık. Ağlayan keki. Ağlaya ağlaya yersiniz artık. Ya aman ana ya. Korkutmasana karıları. Ayşe'cığım sen ye be gülüm, için rahat olsun, korkma ya. Ha, korkmayalım, yiyelim Ödemir abla. Yok, biz şimdi periz ediyoruz. Biz figürümüzü korumaya çalışıyoruz. Figürümüzü koruyoruz Ayşe. Ben figürümü yiyerek koruyorum. Figürümü yerimesini asla izin veremem. Hay bacım, bak açtık senin valla başına yok. Uykusuzluk başına vurdu şimdi Ayşe'nin. Ben Ayşe'yi alayım bir güzel uyutayım. Ondan sonra kendine geliversin. De haydi Ayşe. Gel bacım gel. Gel anne gel gel. Gel canım gel. Gel gel kutlukçum gel. Ya ana ya sen ne fena karısın ya. Ha pes yani ha şu koskoca möhteberi bile böyle korkudan tir tir titrettin ya helal olsun ha. Ben şuradan ver bıçak keselim de. Al kızım al sen ye Gülü sen ye al al kaşı al. Ben bu yalanı sürdüremem baba. Yani gerçekleri söylemek zorundayız. Yani Belle'ye bir yabancıymış gibi davranamam. Karım o benim ya karım. Buna bir itirazımız yok ki benim oğlum. Allah'ım izin verdiği müddetçe ömrünün sonuna kadar da karın olarak kalacak inşallah. İnşallah. Tamam o zaman. Herkese söyleyelim. Bitsin gitsin bu yalan dolu. Olmaz canım. Her şeyin bir sırası var. Olur mu? Diyemeyiz. Yahu ne demişler? Vakitsiz öten horozu keserler. Şevki Reis de bunu itinayla pekala yapabilir biliyorsun. Önce derimizi sonra da bilmem neremizi kesebilir maazallah. Horoz mu? Hayır, yoksa ben bile bileği kesin diye mi bunu yapıyorsun babacığım? Ne alakası var benim kızım? Bak yine hatırlattım bana. Ya baba, konuyu saptırma. Eğer siz söylemeyecekseniz ben karımı alıp gideceğim, haberiniz olsun. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin ya. Biz ne diyoruz? Kaçağız, kaçaksınız. Kaçaklar, kaçaktık, kaçakmışız. Kaçağız oğlum, kaçak! Kızım benim. Ya ne olur bir gün, birkaç gün idare edersen. Bak babacığım, senin hatırın için çiğ horoz yerim. Ama lütfen bu... Horoz mu? Bilmiyorum. Babacığım ya lütfen ağlama. Bak seni hatırın için her şey için yerim. Tamam mı? Ama lütfen bunu isteme benden. Kocam başkasıyla paylaşmam. Ya sana kocanı başkasıyla paylaş diye mi var? Birkaç gün idare ediver diyoruz. Ya babacığım Hüsnü Hazar'la evleneceğini zannediyor. Herkes öyle zannediyor. Bak ben bunu kaldıramam. Kocamı hizmetsiz zannediyorlar beni ya. Ya o eşler zaten gerektiğinde birbirinin hizmetçisi değil midir? Öyledir. Evet, bu durumda bir değişiklik olmayacak ki canım kızım benim. Babacığım, lütfen zorlama Bella'yı. Bella, hayatım bak bu oyunu oynamak zorunda değilsin. Evet Bella'cığım, hiç mecbur değilsin. Şevki Reis'in bizi 14'lüsüyle takır takır saydırarak toprağın altına koymasına... ...veyahut da jandarma 156'yı arayıp bizimkiler burada demesine sebep de olabilirsin. Hakikaten hiç mecbur değilsin. Ya Allah korusun babacığım. Amin benim güzel gelinim. Anlaştık değil mi? Kıymayacaksın bize değil mi? Sen o kadar kötü bir insan olamazsın değil mi? Ya ben seni kıyamam ki babacığım. Gelin bakayım ya. Gel gel.
Gel otur bana. Gel, gel. Gel Hazar, gel. Ver bakalım elini. Ver. Baba yok. Baba baba yok. Bitti baba. Tamam mı? Sevgilim yok. Tamam. Kocacım yok. Karıcım yok. Bir tanem yok. Canım yok. Aşkım yok. Aşkım ne ya? Kaan. Yani yine nereye kaçtın Hejo? Aşkım. Allah kız sen... Verdi bana de. Ne dedin sen bana? Küfür etmedin değil mi? Vallahi edecektim de babana kıyamadım Kaan. Ya sen ne kadar odun bir adamsın. Burada iki saattir seninle cilveleşiyorum. Vallahi ruhum duymadı ha. Ya kızım sen de oramı buramı kurcalama. Adam gibi cilveleş. Yani karı gibi, kadın gibi. Ben burada ten teması kurmaya çalışıyorum herhalde. Sen kurcalamak diyorsun. Ney? Ten teması mı? Kız o ne lan? He? Hep dizilerden öğreniyorum böyle şeyleri değil mi? He. Aman keşke sen de şu dizileri izlesen de azıcık öğrensen. Aman böyle oradaki adamlar gibi gözlerini demlerek baksan. Sonra şöyle saçını geriye doğru taratsan ama ellerinle. Sonra ben seninle göz göze gelmemeye çalışsam, böyle kafamı çevirsem öte yana. Sana yüz vermesem. Sonra sen beni çenemden tutup kendine doğru çeksen, çeksen, çeksen. Sonra ben ayo, ayo deyip sana yüz vermesem. Sonra sen ısrarlı olsan, inat etsen, daha çok yaklaşsan. Ben kendimi naza çeksem, sen yaklaşsan, ben naza çeksem. Ya Nazgül'üm, benim hırçı karım. İki tane çocuğumuz var, aha bir de yolda. Ama sen nazlanacaksın, ama sen utanacaksın yani, öyle mi? Ya ne var sanki Kaan, şöyle ilişkimize azıcık heyecan katsak, ha? Yok. Hayret bir şey ya. Vallahi sende tutku eksikliği var. Ben şu an buna karar verdim. Evet öyle. Tutku eksikliği var. Ya sen bana en son ne zaman tutkuyla baktın? Ha? Yaklaşık 3-4 ay evvel. Ya Kaan, çocuğun tutkuyla ne alakası var? Ne alakası var çocuğun tutkuyla? Tutkuyla ne alakası var çocuğun? Sen ancak tek bir şeye tutkuyla bakabilirsin. O da içli köfte. Ha bir de arabalar, pardon, hakkını yemeyeyim. Ay canım koca. Ya Nazgül'üm. Güzelim, yavrucuğum, gece gece sana benden mi göründüler? He, ne oldu? Kız, bak burada Allah'ın dağının başındayız. Gurbetteyiz, üstüne üstlük kaçağız. Ama hayatımızdaki tek eksik şey tutku. Tutku yani, öyle mi? Uy baba çıkasın. Sanki ne istedim senden? Çok şey istedim. Allah'ım yarabbim, hep bir kalbimi kır. Tamam kız. Bundan sonra sana hep tutkuyla bakacağım. Bak şimdi gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Tutku geliyor. Bak, gözlerim de deliriyor. Nasıl? Aman. Sen git kendinle dalga geç. Kız ne tutkusu Allah Allah. Gıcık. Ya. Allah canına. Ne? Hı? Ne oldu? İyi misin Özgür'üm? Ha? Sancı mı oldu? Suyun mu geldi? Tekme mi attı? Kız doğuruyor musun? Ha doğurdum. Al burada, al sev. Allah Allah. Ya kan iyice ebe kesildim başıma. Midem bulandı ha. Tamam yavrucuğum, tamam. Gel uzat bakayım bacaklarını. Heh. İstemiyorum ya. Tamam. Tamam, he, tamam, tamam. Kafayı yasla. Bu tarafa koy. Yok yok, böyle koy. Tamam Kaan. Tamam, beni darlama Havi. Aman. Ama yok ya. Hata bende canım. Vallahi hata bende. Yani gebe kadını böyle dağ tepe yürüttürürsen olacağı buydu. Ama ben sana dedim Nazgül'üm. Buralara gelmeyelim dedim. Güzel güzel konağımızda oturalım dedim. Sen dinlemedin. Yok orada yeşil ağaç daha bir şey. Ya Kaan, bana o konakta dört duvar üstüme geliyordu. Sıkıldım, berlandım da. Kız. Allah seni karın bir de şuraya yapıyor.
Kızım, karantinadan evvel 4 duvar mı vardı? Yani yok muydu? Adana'nın yarısı bizim be. Ya Kaan, mahpusluk psikolojisi farklı bir şey. Vallahi billahi kendimi mahpus gibi izledim. Kendimi elime bağlamaya alacaktım. Türkiye yakacaktım neredeyse. Son anda bizi buraya getirdiler. Güzel, biliyorum ben öyle psikoloji anlayamıyorum. O yüzden hadi gel gidip yatalım. Sen de bugün çok yoruldun zaten. Ha, haydi. Ayo, ben Belo'yu bekliyorum. Onunla bu konu üzerine konuşmamız lazım. Şu üstünde mevzu var ya. He. Anladım. Gıybetin dibine vuracağınız yani, ha? Tamam. Ama çok geç kalmayın, tamam mı? Seni odamızda Dutku'yla bekliyor olacağım. Benim koçum karım. Ay, koçum mu? He. Ay ne öküz bir insansın Kaan, yeminle ha. E ne güzel işte. Öküzle koçun mükemmel aşkı. Daha ne olsun güzelim. Hadi, çok geç kalma ha. Tamam. Yalnız sen hiç dikkatini çektin bilmiyorum. Kilo fotoğraf giydim. Allah seni kahretmez. Bütün tutkumu öldürdün ya, Allah Allah. Aynı o dizilerdeki karılara benzemişsin ha. Vallahi. Ya. Of ya, akşam. Çok üzülüyorum. Beni o kadar çok seviyor ki. Çok endişe ediyorum onun için. Koçum benim. İnşallah Bero ile çok uzun konuşmayız da bir an önce yanına giderim. Ya ne çekiyorsun yorganı ya, ne? Ya asıl sen çekiyorsun. Hepsini kendi tarafına almışsın, görmüyor musun? Ben mi? Asıl sen geldin açtın üstümü be. Ya şuraya bak, bütün döşeyi de kaplamışsın ha. Az öteye kay. Aa, ya asıl sen kay. Beğenmiyorsan çık, divanda yat. Allah Allah, ben niye yatıyormuşum? Çık sen yat. Hem ben yorgansız yatamam canım. He, tabii tabii. Kim o? Kim o? Benim. İyi akşamlar. Ya senin ne işin var burada? Ne olacak ya? Bacıma sütünü getirdim de. Süt mü? Hem de bana öyle mi? He senin. Her gece yatmadan süt için ya Dilo. Benim ne haberim yok abi? Tövbe tövbe. Bu da sana da getirdim. İçine çiğden bıldırcın yumurtası kırdım. Sesine iyi gelir. Ya manyak mısın sen? Ay Nuri Alço gibi gece gece elinde bardak mı dikilmiş? Ya bir de marifetmiş gibi sırıtıyor. Allah Allah. Niye dallandın gülüm ya? Neyse neyse. Tamam tamam. Ben böyle aranıza kıvrılır yatarım. Yerde kaplamam zaten. Dilo kay azıcık. Dilan kay sana azıcık. Kız kay. Gel işte gel. Aa, ya ne yapıyorsun? Kalk git kimse görmeden. Hadi, hadi kalk git. Ya abi, hakikat saçmaladın ha. Hakikat saçmaladım ha. Arkada koca divan var. Ben gelmiş aranızda uyuyorum. Ben divanda yatarım, tamam. Hadi iyi geceler. Uyun, uyun. Rahatınıza bakın siz. Baran, hadi kalk git odanda saçmala, hadi. Ya hadi. Bir dakika, ne oluyor ya? Yabancı mıyız gülüm? Geleceğe yatırım yapıyoruz işte, fena mı? Alıştırıyoruz birbirimizi. Baran, Baran, delirtme beni. Ben geldiğimde burada olmayacaksın. Manyak kadın nedir ya? En çok da bunun bu hallerine aşığım Adilo. Kalk kız kalk, uyuma iki laf edek kalk. Allah'ın belası. Ne oldu hanımlar? Gene kimin dişlerini söküyorsunuz? Kimin olacak? Lan bu Hüsnü denen karabet kılıklının. Gani. Gani ne ya? Gani böyle nasıl desem küçük ufak tefek demek. Yani böyle koklasan koklayamazsın. Yesen yiyemezsin. Ne bileyim böyle. Ne bileyim kırtık yani. Aa bizim kırtık yok mu Ayşe Ana? Aa onun gibi yani. Ufak tefek. Kırtık. Ucu. Minnoş. Konuyu da neyse, aman Özgül bak, kurban olurum. Kalender babam
hiçbir şeyden haberi olmayacak kimsenin dedi. Ya tamamdır Ezika, olmayacak. Her şey o Gani Hüsnü'nün rızasıyla olacak, göreceksiniz. Vallahi yengemin bakışları hiç hayra alamet değil. Kesin gene tilkiler dönüyor kafasında. Doğru dedin küçük kız. Neyse. Tamam yeterli. Çorabım kaçmadan güdülecek öküzüm var benim. Çekil önde. Tamam. Sıkma canım. Ah Hüsnü ah. Ben ne Hüsnü? Çayım bitmiştir, tazeleyim. Hiç gerek yok üstüne. Ölme, taze taze içersin. Tutsana şu önünü. Ya abla, herkes veriyor, hiç kimse ölmedi. Ben de yemeyeceğim, ben de yiyeceğim ya. Yok, tamam kız, sen de Asiye'nin yediklerinden yesin bak. Ha, tamam. Biz çay içmiyoruz, dokanıyor. İçin kız, için için. Çay ilaçtır. Abla bana baksana, bu genç durumu. Çaya borçluyum canım. Maşallah. Ablam çok doğru söylüyor. İç onu, iç onu, iç onu. Ölmezsiniz ya. Kız Asiye. Buyur Bibi. Kız kocanı görmedim. Hala uyuyor mu yoksa? Yok. Az dolaşmaya çıktı. Yayla havası alacakmış kocam. He, ben de gördüm. Bahçıvanıyla gidiyordu. Bahçıvanıyla mı? Evet, bahçıvanıyla. Dunurlarımız çalışanlarıyla pek sıkı fıkı dururlar. Baksana, sofralarını bile ayırmıyorlar. Hizmetçisiyle, aşçısıyla aynı sofradan yemek yiyorlar. Aşkım ne arıyorsun bakayım? Ekmek mi? Hah. Al. Ney ney ney? Aşkım mı? Hazar. Ha bu kız, ha bu lafı sana mı dedi ula? Aslında. Taran, aşkım, alsana. Ne? Aşkım, ağzını sana diyorum. Aşkım. Aha. Ver aşkım. Ula ne oluyor ula burada? Masayı Brezilya dizisine çevirdiniz ula. Ya ne olacak Şevki Reis? Hep aynı şeyler işte. Ah bu gençler, ah bu gençler, ah, ah. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Aha bu benim dayıcığım ile. Aha bu Bella. Yavuklular. Ya. 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 Hem de nasıl? Abim Bella'nın aşkından ölüyor. Bak bak bak. Maşallah. Nişanlılar mı peki? Yok. Zaten o yüzden kimseye söyleyemedik. Olmaz. İki sevdalı aynı çatı altında nikahsız olamaz. Ayıptır, yazık, günahtır da. Tabii canım Şevki Reis, tabii o Allah'ın emri zaten. Yani onların da niyeti ciddi zaten. Hani hele bir olmasın, değil mi? Hele bir olmasın. İşte ama maalesef babama olan korkularından dolayı bir türlü söyleyemediler.
Aman sen de söyleme lütfen. Şimdi siz hiç merak etmeyin. Rahat olun. Ben kalenderle konuşurum. Tez zamanda kıyarsınız nikah. Hayırlısı ya. Hayırlısı ya, hayırlısı. Ya ben anlayamadığım bir şey var şimdi Mertezer abla. Baran Hazar'a kuma mı geliyor? Ay Zevke girdim ha. Kim mi? Ay. Şu olanlara inanmıyorum ya. İnanamıyorum. Sana da aşk olsun Melda. Yani şu olayı kıvıracağım derken yaptığın şeye bak. Kur'an'ıma ben de şaşırdım kaldım azarım. Yani ben yalandan bile olsa sevdiğim kadından bir başkasına aşkım diyeceğim. Dilim tutulur, lal olur, öyle inme iner. Çöle düşsem kutup ayısı. Dayıcığım, dayıcığım abartmayalım. Yeter. Ya vallahi çok özür dilerim. Bir an çok korktum. Kalender babama söz vermemiş olsam... Hiç! Boşuna üzülüp yakınma Bellacığım. E olacağı buydu zaten. Vaa! Mariko, kulaklarım neler duyuyor böyle? Sen bizim Bella'yı avutuyorsun yoksa ben kayıttan sesler duyuyorum. Ne avutacağım canım ben Bella'yı? O onca ah aldı ki bu saatten sonra istese de başı çamurdan çıkmaz. Sen pozoluyorsun ya! Bize yakışmaz! Otur yerine! Bize yakışmaz! Otur Allah Allah! Ne oluyor ya? Siz bir kere böyle birbirinizi yiyeceğinize biz bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünün. Nasıl çıkacağımız belli. Abimle Bella'yı sözleyeceğiz. Ya çıldıracağım ya. Vallahi billahi tillahi çıldıracağım. Yani onca alavere dalavere yetmezmiş gibi bir de karımın sevgilisi çıktı. Ya Hazar! Bir saniye farkında mısın bilmiyorum ama senin de bir sözün var. Vallahi yengem haklı. Hiç üstüne gitme. Boşuna yılan sevindirmeyin. Ya arkadaşlar, gençler, güzel kardeşlerim benim. Biz bu işi böyle çözemeyiz. Bu işin içinden böyle çıkamayız. Bizim saksıyı biraz çalıştırıp böyle çözüm odaklı, kolektif bir olay bulmamız lazım. Şimdi dayımla Bella'nın mevzu bir şey değil. Onu hallederiz de. O Hüsna yok mu o Hüsna? İşte o sıkıntı. Of. Ne yapacağız biz? Ya Kaan, hep böyle haklı olmak zorunda mısın? Evet. Bakın arkadaşlar, mevzu o kadar da zor değil aslında. Madem gerçeği söyleyemiyoruz, o zaman biz de bu gani Hüsne'yi bu işten vazgeçirmeye bakalım. Evet, evet. En iyisi ben gideyim. Hüsne seni sevmiyorum, benim gönlümde başka birisi var diyeyim. He, öyle de. Gerçekten öyle de. O zaman da büsbütün o kız senin peşinden ayrılamaz. Ya niye ki? Ya ağam ne demek niye? Şimdi sen gideceksin, bu kıza diyeceksin seni sevmiyorum. Bu kız hırs yapacak, cır gibi senin peşine yapışacak. İyice ayrı... Ne tanıdık bir hikaye öyle değil Mariko? Ya Nazgül'üm ey hoşta ne yapacağız? Sen bize onu de ne yapacağız? Ya şöyle yapacağız. Eğer kim ağam olmazlanıp da bu gani Hüsne'nin aşkını körüklemek yerine onu seviyormuş gibi yaparsa eğer, yani öyle davranırsa ardından da biz Şirin de devreye girebiliriz. Değil mi kız? Evet. Bir kızın sevmediği ne kadar özellik varsa hepsini abime yapıştıracağız. Aferin kız. Öyleymiş. Pardon, pardon. Sevmediğin özellikler nelerdir öğrene... Bir kızın sevmediği özellikler nelerdir öğrenebilir miyim? Maçoluk, kaba kuvvet. Aynen, aynen. Sen ya, bildiğin sen işte. Tövbe de kız. Allah'ıma Kur'an'ıma ayıp ediyorsun ha. Allah'ım Allah seni bu kadar insanın içine yeri dibine soktu. Şşt, tamam yeter kız. Allah Allah. Ay pardon, hamileyim ya. Aferin, güzel dedim hadi. Boğazımıza kadar yalana battık. İnşallah kimse üzülmeden biter şu oyun. İnşallah, inşallah. Ya ben bu oyunun bir an önce bitmesini istemiyor muyum zannediyorsun ya? Hatırlasana. Adana'da ne güzel ata biniyorduk. Adana semalarında camamarla uçuyorduk. Alemlere akıyorduk. Sonra hanımlar bizi yakalıyordu. Dayak yiyorduk. Olsun vallahi billaha ona bile razıyım biliyor musun?
Yani burada baksana, uçurum kıyılarından seninle böyle gizli gizli konuşmak zorunda kalıyorum. Vallahi içim acıyor. Ağrıma gidiyor benim dünürüm. Dünürüm mü? Kalender Beyciğim, hani dünür demiyorduk. Lütfen rica edeceğim, çifte standart uygulamayın. Eğer ben demiyorsam siz de demeyin. Ama kalbimi kırıyorsun. Canım ciğerim. Üzülüyorum. Üzülüyorum biliyor musun? Baksana bir. Bak 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 bak. Yapma, üzülüyorum. Hem ayrıca hiçbir yalan bizim seninle dünür olduğumuz gerçeğin üstünü kapatamaz biliyor musun? Gerçekten mi? Tabii ki de ne. Ayrıca biz seninle sadece dünür değil, dosttuk, dost. Dosttan da öte. Kardeştik be kardeş. Kardeştan da öteydik be. He? Aslanım kalender. Allah! Öne geliyor manyağı. Ben de evimize dönerim ya. Yok, Ayşe, ben artık bir lokma yiyemem vallahi billahi. Çatlayacağım. Bir şey olmaz, bir şey... Yani inşallah olmaz. Ye. Ne demek be o? Ya, bir şey demek değil. Bak, şu börekten de bir lokmacık al, sonra tek lokma bile vermeyeceğim. Ha, tamam, tamam Kamil'im acım. Otur sen, otur canım benim. Kız ısrar etme, böreği de yemeği versin. Ya yesin. Ayşe sen neden bana yesin yesin? Neden ısrar ediyorsun ya yemek yemem için? Yemeyeceğim be. Ya neden olacak Kamile bacı? Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinin hepsinin tadına bak istiyorum ben. Heh Ayşe inan ki sır bu insan ısrar ediyor ya sana Kamile bacı. Kamile bacı kız sende böyle bir baş dönmesi neyin kimi bir şeyler var mı? Mide bulantısı, öğürtü böğürtü. Yok yok. Gel bakayım. Ateşi de yok. E nabzı da iyi. Allah Allah. Siz benimle doktorculuk mu oynuyorsunuz? Ben sıkıldım ben sizden. Gidin başımdan be. Müteber abla. Ne canım? Bu karı Türk gibi. Ben dalıyorum yemeklere. Ayşe! Hey! Kız o böreği yemedi. Bravo böreği. Doğru diyor valla. Ben anladım. Siz beni kobay faresi yerine koydunuz. Ben sizin çeşnici başınız mıyım be? Ha? Ya bu yemekler zehirli olsaydı? Ya benim bu diri vücudum zayi olsaydı? Ya ben ölseydim? O zaman da hervanı yerdik. Zirtin pekini ye Ayşe. Bırak bakayım onu. Onu da yerim. Of of. Bu gurbetli çok zormuş be, çok zor. Lan ne yaptın kalender? Altı üstü bir düğün için çıktın memleketinden. E halledip halletmez döneceksin. Ulan seni duyan da kaçak zanneder ha. Kaçak mı? Ne kaçağı canım? Kaçak dediler. Kaçak dedi. Bizim bildiğimiz tek kaçak kaçak çay. Başka yok. Değil mi dünürüm? Müdürüm. Benim bahçıvanım. Bu mevsimde burada kaçak maçak olmaz öyle değil mi? Ya ne mevsimi ne kaçağı? Sizi ya burada oksijen çarptı da. Bak bu olabilir. Mantıklı. Hastaneye bir yere götüreyim sizi. Bak bu olmaz. Bak geçti bile. Ha iyi. İkinizi bir arada yakalamışken sizle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Buyur. Hayırdır inşallah? Hayırdır, hayırdır. Şimdi senin kızı benim canım çok sevdi. Hanım hanımcık eli ayağı düzgün maşallah. Allah razı olsun efendim. Yani kendi kızım diye demiyorum. Öyledir zahir. Bu yaştaki kızın gönlünün boş olması da öyle çok normal bir şey değil. Yani bunu da diyeyim size. Yok. Bela'nın gönlü boş. Ayrıca Bela kimseyi sevmez. Yani biraz sevmez. Nasıl ya? Yok artık o kadar da değil ama yani. Evet değil yani. Onun sevduğu var, sevduğu. Ne? Hatta aşık, aşık. Kim? Bela mı? Yalan. Böyle bir şey olmaz. Aşk maşk yok. Yok. Ya kızın babası bu kadar sinirlenmedi kalender. Sen niye bu kadar telallanıyorsun ki? Senden korktukları için söyleyemediler. Şimdi belli oldu. Ne? Kalender Bey'den mi korkuyorlarmış? Yok canım. Asıl sizden korktuklarına hiçbir şey söyleyemiyorlar. Ha, sen bilirdin.
Şimdi bana bak Kalender. Kızın babasının da rızalığı var bu işte. Gel sen dahi de. Hazarlardan kıyalım nikahlarını. Çifte düğün yaparık, çifte düğün. Çifte düğün mü? Evet. Yahu sen kimden bahsediyorsun, Allah'ın adamı? Kayınbiraderim Baran'dan. Baran'dan mı? Evet, itiraf ettiler bugün. Yahu ben hep sizin başınızda mı duracağım? Size illa bir tane bekçi mi lazım? İki dakika arkamı dönüyorum şu olanlara bak. Nereden çıkıyor ya bu Baran Bella aşkı? Nedir bu barbel? Biri açıklayacak bunu bana. Ağam, sen de mi duydun bunların oynaştıklarını? Vallahi ben de yeni duydum. Seni görür görmez ispiyon. Aman anlatacaktım ben sana. Ayşe! Apır sapır konuşma Ayşe'yle salak salak. Niyeymiş? Ağam, bence sen Möteber ablamı Baran'ın ablası olmaktan, Asiye'yi de Bella'nın kaynanası olmaktan yargıla ya da yargılama, direkt boça gitsin. Ayşe, bir sus da, bir sus! Allah Allah! Onlar oynaşsın, sen gel Ayşe'ye bağır, Ayşe'ye çimkir. Ayıptır, günahtır yahu. Kuma! Terbiyesiz kuma! Benim kızım kimseyle oynaşmıyor. Vallahi ağzını yırtarım ha! İkiniz de susun! Yeter ya! Allah Allah! Bela! Efendim? Anlat bakalım kızım bana. Nedir bu işin aslı bir de? Şöyle, biz herkes sofradaydı. Kahvaltı ediyorduk. Evet. Şevki Reis, Rukiye Hanım, Hüsnü herkes birlikteydi. Sonra ben Hazar'a ekmek uzatırken yanaşı kulağı aşkım dedim. Ne dedin? Aşkım. Aşkım nedir ya? Aşkım nedir? Niye söyleniyor bu laf ya? Aşkım, aşkım, aşkım ya. Bu evde bundan böyle hiç kimse aşkım aşkım demeyecek. Anlaşıldı mı? Yasaklıyorum. Aşkım aşkım yok. Tamam babacığım. Babacığım da yok. Babacığım da yok. Tamam, dünürüm ağzından kaçmış. Dünürüm de yok. Benim dünürüm yok. Ağam da yok. Ağam da yok lan. Ağam var. Olur mu? Ağamsız olur mu ya? Hatta bir tek ağam var. Ağam, bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi bu Hazar'la Bella evli değiller ama aslında evliler, öyle değil mi? Öyle. Ha, bu cepte. Şimdi Kamil'le aşçı, Bella bu ikisinin kızı ama Baran'la oynaşıyor, öyle mi? Ayşe! Ya lafın gelişi Kamilla Hanım, lafın gelişi. Şimdi Kamil Bey, Kamilla'nın kocası ama Kamil Bey bahçıvan. O zaman bahçıvan aşçıya, uşak bahçıvana... Ya Ayşe'm, rica edeceğim, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Asiye. Buyur ağam. Allah rızası için şu Ayşe'yi karşına al. Kim kimin nesidir, kim kime niye ne yapıyor? Bir anlat, gözünün yağını yiyin, başımıza iş açacak. Tamam ağam, sen merak etme, o iş bende, dur. Evet. Mesele anlaşıldı değil mi? Karıştıran ya da bir sorusu olan varsa şimdi konuşsun. Yoksa ilelebet sussun. Kalender babam, aman. Enişte. Ya benim aklım karman çorman oldu Kur'an'ıma ha. Yani ağzımdan her an yanlış bir şeyler çıkabilir. Bu yüzden diyorum ki ben Şirin'i alayım biraz dışarı çıkak. O da bana anlasın kim kimin kimisi. Nasıl? Doğru dedim Baran. Sen şöyle herkesi topla, bir dışarı çıkar, biraz gözden uzak olun. Anlaşıldı mı? Tamam. Ağam, şimdi biz hep beraber gezmeye mi gideceğiz? Sizler Möteber, sizler. Bizler Möteber abla, bizler olamaz. Hadi, hadi. Dediğim gibi, gezin dolaşın ama kimseye elleşmek yok. Kimseyle konuşmak yok. Anlaşıldı mı? Ha. Lan niye konuşmayacaklarmış Kalender? Ya Şevki Reis, buranın da iti var, uğursuzu var, öyle değil mi? Değil. İt uğursuz olmaz buralarda. Siz istediğinizle konuşun, gezin, tanışın, kaynaşın. Geldik Emiş'e, geldik. Aha, geldiler. Ha. Kim bunlar Şevki Reis? Yeğenlerim. Onlar gezdirecek sizi. Ya hiç gerek yoktu aslında Şevki Reis. E oğlum öyle şey, siz nereye biliyorsunuz ki gezersiniz? Onlar gezdirir iş. Selamın aleyküm. Ben İt Reis. Aleyküm selam. Ben de Temel. Karadeniz fıkrası gibi ma. Dursun da yok mudur? Vardır, vardır. Hastadır. Sizi ben gezdireceğim. Hayırdır, nereye? Biraz gezecekler kızım, evde sıkılmışlardı. Dayı. Şey.
Biz de gideyim onlarla. Git git. Sözlüne memleketi gezdirdi. İyi de hemen hazırlanıp geliyorum. Koş koş. Geç kalma hadi. Rejiko hiç suratını asma. Üstlerine gelmesi iyi oldu kız. Planımızı uyuklarız. İyice beynini yıkarız. Doğru söylüyorsun. Tabii ki. Ne sandın? E haydi o zaman. Geldim geldim. Ay canım. E haydi gidelim. Haydi Şirin. Haydi Şirin. Gidek. Haydi. Kalendera, biz de kahveye gidelim mi? Kahveye mi? Niye ki ne? Kimse çocukları tanıştırmayayım mı seni? Demeyeyim mi ki abi benim tünürüm Kalender Bozok'tur. Ta Adanalardan ziyaretime geldi. Deme Şevki Reis. Demeyeyim mi? Deme. De. Şimdi de deme. De. Ne bilecek durumda değil biliyor musun? Silindir kapağı çontamı gevşetmişim. Koş koş çontanı ayarla. Pey Allah cezanı versin. Duramayar o. Ne demek gelmedi Afet ya? Ne demek gelmedi? Gelmedi işte ona. Gelmedi demek. Ya gelmiştir belki. Etrafa iyice bir baktın. Sedirlerin altına filan baktın. Sedirlerin... Anam sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu kedi yavrusu mu gelsin sedirin arkasına saklansın ya? Ya ben Gökhan'ımı bekleyeceğim diye damlara tünedim. İnmiyorum aşağı ama yok işte yok gelmedi. Bağırma. Kaynanaya bağırma. Evladımın hasretinden akıl mı kaldı canım bende? Neyse görürse hemen bana haber et tamam mı yavrum? Evet ciğerim yanıyor. Benim de ciğerim yanıyor ha. Ben ne yaptığımı bilmiyorum artık. Tamam, tamam. Neyse. Ben ilk sana haber veririm ama sen hiç meraklanma anam benim. Ha? Aferin kızıma, aferin. Hadi hayırlı haberlerini bekliyorum. Öptüm. Allah'ım sen Gökhan'ımı bana bağışla, babasına bağışla. Karısına bağışla yarabbim. Gökhan'ım. Ah, ah Gökhan'ım ah. Sensiz ne bu konağın tadı var ne de yaşamanın. Çıksan gelsen. Şöyle arkamdan bana bir dokunsan. Yeni başladı. Herkes adımı sayıklıyor ya. Abi bak bu mahzunları çıkar artık buradan. Ben bu zavallılara çok acıyım ya. Ya sabretsene bacım ya. Ya sen kendi kısmetine odaklan. Böyle evrene olumlu enerjiler gönder. Ya sen buna odaklan ya. Öyle evrene istediğimiz gibi sipariş verebiliyor mu? He. İyiymiş. Ya sen ne işin var oğlum? Çek. Senin alacağın. Gösterin. Gel. Amcaya gel. Gel. Düştü. Gel. Şaka yapmıyor gel. Gel. Bırak sen. Ya beni çıkarıp da başıma da gel. Ne oldu benim Ayşem? Nedir o yüzünün hali? Yok bir şey ağam. Afet'i aradım da... Gökhan'ımdan haber var mı diye. Yokmuş. Hiç haber yokmuş ağam. Gökhan senin ebi uşak değil miydi Kalender? Biz onu askerde diye duyduyduk. Öyle Şevki Reis, Allah bağışlarsa. Terhis zamanı belli değil mi? Ne diye yollarını gözlüyorsunuz? Savaşa gitti Gökhan'ım. O sebeple de terhisi de tezkeresi de belli değil. İşte böyle sabah akşam yolunu gözlüyor onu.
Allah tez zamanda kavuşturur inşallah. İnşallah. Ya karılar hadi birer kahve yapın. Şöyle karşılıklı dünürümle öpürdetelim de. Kız abini duymadın mı? Abla duymasın ne duydum da. He. Ya aşçı varken bize düşer mi? Ayıptır da. Kız doğru diyorsun ha. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterirmiş. Haydi aşçı haydi haydi. Kamil kadın sana söylüyor. Yapamam ben be. Kamelyalı Hanım bir kahve yapsanız da içsek o güzel ellerinizden. Şöyle aslında yapar da hani biz çalışıyoruz ya çalışanız ya biz işçiyiz. Onun tatili onun için yapamam dedi Kamila Hanım. Yani değil mi Kamila? Evet ben ondan dedim. Yasal hakkımı kullanıyorum ben. Ya sen kahveleri yap da fazla mesai ücreti neyse biz veriyoruz ya. Öyle değil mi Kalender Ağa? Öyle benim kaynalam öyle. Kamelyalı Hanım. Kalkıp bize bir kahve falan bir şey yani yok. Bize iki tane sade kahve yapar mısınız? Tamam be. Benimki çok şekerli ve sütlü olsun. Benimki de acı olsun. Ben seni çok yormayayım Kamelyan Hanım. Benimki de orta olsun. Benimki de az, orta bir de çok şekerli olsun. O nasıl olacak? Üç tane içeceğim. Uç, uç. Bir, iki, uç, uç. O ayakkabılarını da çıkarmadan girme eve. Tamam be. Kız, bu da kaynana ki, bu kaynana ya. Eyvallah abla. Biz bu karının yanında kaynanalık stajı mı etsek acaba? Kibine bakarsın kızlara. Sen birine bakmayın mısın sanki? La ben bakarım da aynadan bakarım da. Ben böyle bir güzelliklerin arama hiçbir şey koyamam. Adam gibi direkt bakarım. Delikanlıyım la ben delikanlı. Hazar. En sevdiğin aktör kim? Bilmiyorum üstüne hiç düşünmedim. Peki en sevdiğin şarkı? İmkansız aşk. Hazar. Böyle bir cama bir şey yazacak olsan ne yazardın? Sevdiğim kadının adını yazardım. Bak, şimdi de yaşamak istediği şehri soracak Gani. Peki, yaşamak istediğin şehir? Aa. Sen nereden bildin? Kızım nereden bileceğim ha? İlkokuldaki anket defterleri yok mu? Oradaki soruları ezberlemiş ha. Saf toz. Bilmiyorum üstü, bilmiyorum. Düşün, düşün biraz. Şimdi tam zamanıdır ağam. Sorularını geçiştirme, kafa safa cevaplar ver ki. Senden soğusun. Üste, daha başka sormak istediğin soruların var mı? Var tabii. Hazar, kendine en beğendiğin özellikler. Yani ölmek gibi olmasın. Ben böyle var ya çok kıskanç, çok korkucu bir adamım. Vallahi abi, hem kıskanç, hem haşin, hem de sevdiğim. Hüsnü. Of, çok fena kaşınmaya başladım ya. Tabii, günlerdir yıkanmayınca. Ondandır herhalde. Ay iğrenç. Olsun olsun. Çok banyo yapmak iyi değil zaten. Bazı yapmak.
Hastalanırsın. Ya. Ya. Hüsnü biliyor musun ben çok pis kokarım. Yani mesela şimdi ayakkabımı çıkarsam var ya of 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 bütün insanlar var ya buradan böyle camdan kendini dışarı atar o kadar yani. Merak etme evlenince her akşam yıkarım ayaklarını. Kasar biliyor musun? Bir erkeği adam eden karısıdır. Hayırlı bir eş kocasını çiçek gibi yapar. Miski amber gibi kokutur. Zaten boşuna dememişti. Nikahta keramet vardır değil. Yuh. Mesafeyi koruyalım. Koruyalım. Gor Kamil, gor. İnsan insanı seyahatte tanır diye boşuna dememişler. O çok sevdiğin Kalender ağam bak bizi ne hallara soktu. Kalender ağa ne yaptıysa bizi Şevki Reis'in zulmünden kurtarmak için yaptı. E bak hala Kalender ağamı savunuyorsun ya. Kızımızı gelin değil hizmetçi yaptı dedim dedim alıştı. Sonunda bizi de hizmetçi yaptı adam. Ya aşk olsun ya hayatım. Şaka bunlar hep. Şakacıktan. Ay başlayacağım sizin şakanıza, şakacığınıza ya. Bu ne hal bendeki? Vallahi benim sabrım taştı ha. Gideceğim ihbar edeceğim Kalender ağamı. Olur mu öyle şey ya? Yalnız o değil ki. Hepimiz kaçarız. Hepimiz yanarız. Hapishane çürürüz harim Allah. Aman canıma minnet be. Ben hapis ağası olduğumda ne kadar mutluydum. Yemek bile yapmıyordum. Ne güzel orada hapis ağasıydım. Ben giderim bir daha oraya. Saçmalama Camilla. Benim de haysiyetli bir devlet adamı geçmişim var. Ben de bu saatten sonra şanlı ismimi hapishanede çürüyerek kirletemem. Kusura bakma. Of. Aşçı kadın, aşçı kadın, aşçı kadın, aşçı kadın. Bana aşçı kadın deme. Bana bak aşçı kadın kadar taş düşer başına inşallah. Çok söylenme de git de boşları topla. Bana bak ben senin boşlarını bir toplarım şimdi falan şaşar ha. Bırak beni yolacağım kadını ya. Emretme bana be. Bana emretme be. Ana Şevki abi sen mi geldin? Gel gel. Karıcığım hadi ben de sana yardım edeyim de biz de şu boşları toplayalım. Al sana boş. Bırak beni be. Hayırdır Zevkiye ne oluyor burada oğlum? Yok bir şey yok. Karı koca kavgası işte. Ya kız güldük. Keçileri kaçırdın da onları mı sayıyorsun? Yok Müteber abla. Açlıkla kaç saattir sınanıyorum onu hesaplamaya çalışıyorum. Çok üzgünüm. Ne ki ne? Yani bu zarif dünya, bu eşsiz şahsiyet, bu canımın içi mide bunları hak edecek ne yaptı? Çok merak ediyorum doğrusu. Oho! Ata alan gitmiş İstanbul'a, siz burada kos kos oturun. Vallahi ben sizi biraz akıllı sanıyordum ha. E niye öyle söylüyorsun Kamil bacı? Bizim aklımız da, fikrimiz de yerinde. Maşallah. E onun için mi burada kos kos oturdunuz da Asiye'nin önlenemez yükselişini izliyorsunuz? Ha maşallah size vallaha. Hüteber abla. Bu karı ne diyor? Bak bana ben diyorum ki Asiye adım adım hedefe ulaşıyor. Biz buraya niye geldik? Karantina marantina hep bahane be. Bakın anasıyla bir olacak. İçinizi zehirleyecek. Sonra da Kalender ağama nikahı bastıracak. E tabii arada benim de canıma okuyacak. E böylece bir taşla daldaki bütün kuşları vuracak. Müteber abla, benim bu cümleyi kuracağım hiç aklıma gelmezdi ama galiba Kamil'le karısı doğru söylüyor. Valla bu Asiye bize büyük oyun oynadı ha. Büyük. Çok büyük oynadı, çok. Hayırdır karılar? Hay. Görüyorum da ha bu Karadeniz'in havası bile içinizin kirunu temizleyememiş. Buraya ha birleştiğinizde benim gıybetimi mi ediyorsunuz? Aa! Kim demiş?
Ya biz burada böyle dünür dünüre oturup sohbet neyine diyorduk? Siz. Biz. Avukarıyla. Niye ki? Beğenemedin mi beni? Ya siz üçünüz haber oldunuz, bağ mı yürüyorsunuz? Ya gelmişsiniz ha buraya mis gibi memleketime. Bütün bu güzellikların keyfini çıkaracağınıza. Böyle bir haller, bir havalar. Hayırdır, ne oluyor? He? Keyifse senin keyfin. Hüsnü'yü alacaksın. Nikahı bastıracaksın. Daha ne olsun? Ha siz şu nikah meselesine bozuluyorsunuz. Haksız da değilsiniz tabii. Ama şimdi ben ne edeyim ya? Yani bana da anlayış gösterin. Ağam demiş ki sana nikah kıyacağım. Ne edeyim? Kıymam diyelim. Aha! Ağzıyla itiraf etti. Kendi itiraf etti işte. Bakın ben size söyleyeyim yani. Bu kadının benim kalender ağamda gözü var ya. Ya kalender ağamın da bende gözü vardır da siz farkında değilsiniz. Benden niye iki çocuk etti sanıyorsun? Ay! Zaten aşık başıma vurmuş. Vallahi paralarım seni. Ay, ay. Parala, gel parala. Bırak kız, bırak paralasın. Hak etti bu bunu ya. Ha bu karıları hep sen dolduruyorsun değil mi? Ayol benim işim gücüm yok da sizin tahta oyunlarınızla mı uğraşacağım be? Kamilla Hanım. Ha bağa bak. Sen bağa bak. Bak 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 bak. Böyle benim damarlarımı attırma vallahi da billahi da. Şevki Reis'e her şeyi anlatırım ha. Çekil be önümde ocakta yemeğim var benim. Çekil önümden be. Ocakta yemeği var onun. Çekil önümden be. Ocakta yemeği var onun. Gidin bakalım, gidin. Ben hepinize göstereceğim ha bu dünya kaç bucaktır. Bak hele gülüm. Bu dallama sana mı bakıyor, bana mı öyle geliyor? Ya sana ne? Kime bakıyorsa bakıyor. Dönsen önüne sen. Atarına kurban olsunlar sen. İsterseniz istek şarkısı varsa alabilirim. Nazgül'üm iyi misin? Vallahi bebeğim de hallaç pamuğuna döndü ha. Ya güzel kardeşim biraz daha yavaş ol. Bak burada gebe bir hanım var lütfen. Ay ne? Sessizlik. Kimse konuşmuyor. Sefa hanım mı dedin sana? Kız ne diyeydim? Bey mi diyeydim? Hem sana ne desek zaten iltifat oluyor. Allah Allah. Ya içim dışıma çıktı. Daha çok var mı gideceğimiz yere? İsterseniz ön tarafa gelebilirsiniz. Arkası çok sallanır. Ön taraf rahattır. Lan yanım bak hele. Allah'ıma, Kur'an'ıma bunu tuluk gibi sallayacağım ha. Lan şerefsizim bana bunun pekmezini çıkarırım bana. Şşş dayıcım aman sakin ol. Bak deplasmandayız. Bizi burada yemin ediyorum mıhlama yaparlar ha. Bırak. Baksana oradan. Geç arkaya. Ben arkaya geçeyim bari. Ay yok siz hiç rahatsız olmayın. Ben böyle çok iyiyim. Ha şöyle. Şşt, yemeyeceğim oğlum. Hav arkadaki zıp çıktı da. Hangisini söylüyorsun? Hav artist gibi olan. He, o seninkinin sözlüsüdür. Ne diyorsun sen yemeyeceğim oğlum? Yemeyeceğim dedi. Buyurun. Buyurun. Sağ ol kızım. Ellerin dert görmesin kızım. Afiyet olsun Rukiye mi dedim? İçin kumalar, için hararetinizi alır. Mehtebel ablacığım. Kalender ağa, bu Hazar ile Hüsnü'nün düğününü ne zaman yapacağız? Helal. Helal, dünürüm. Dünürüm, helal. Hele gençliğe bir anlatsın, konuşsunlar. Birilerini tanısınlar canım.
Horonu da teper, düğünü de öderük. Başmayrık ya, buraya yok da hoş. Neyun ne olacağı hiç belli olmaz. Biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da sonra vaklanmayalım, değil mi Şevki abi? Doğru diyorsun Zevki. Hem öyle sözlü de olsalar ulu orta gezmeleri yakışık almaz. Bir an önce kıyalım nikahı. Ben size dedim kumalar. Bu Asya bu kızı alacak. Hüsne'yi aldıktan sonra sizi gönderecek. Ne diyorsun dinlerim? Ne diyorum? Ben diyorum ki su küçüğün nikah büyüğün diyorum. Önce şu Asiye ile olan resmi nikahı bir halledeyim, ondan sonrasına bakarız diyorum. Dedim işte. Tamam ya işte, çifte nikah yaparız. Ne? Çifte nikah mı? Çifte nikah mı? Ya ne kadar güzel dedin Şevki Reis ya. Bak iyisin gene kalendere ha. İkisini birden çıkarırız aradan, seni de masraftan kurtardık ya. Benim kaynağım. Dünürüm. Burası biraz sıcak oldu galiba. Bahçeye çıkıp biraz hava alsak mı Dünürüm? Münürüm diyecektim. Tabii müdürüm. 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 Dünürüm. Kalk. Kalk Münürüm. Bahtiman sen de gel haydi. Sen de gel. Şöyle abine yürüyelim biraz hava alalım. Zevki alalım. Al bakalım. Memleketimdir diye demiyorum ama dünyada hatta kainatta eşi benzerine rastlayamazsınız. Yapma ya! Sen bizim Adana'yı görmemişsin demek. Adana'mız cennettir, cennet. Adana dediğin cennet midir? Adana cehennemdir, cehennem. Güneşi yakar adamı. Allah'ıma doğru dedin. Aha biz de oranın zebanileriyiz. Yanlış yapanı yakarım. Canlı mısın? Senin canına başım. Dayıcığım, dayıcığım gel böyle. Gel, gel, gel. Benim güzel dayım gel. Ya biz burada misafiriz. Ne yapıyorsun ya? Oğlum Allah'ıma gıcık alıyorum bu karga burundan haberin ola ha. Eşek, biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Burası artık sizin de ikinci memleketiniz sayılır. Değil mi Hasan? Ne alakası var ya? Hanım köylü müyüm ben? Sen de evlenince evini, aileni, toprağını, her şeyi unutacaksın. Sadece Adanalı olacaksın. Doğru dedin da. Bayan dedin. Erinin kocasının toprağıdır yeri. Tabii canım. Ne demişler? Doğduğun yer değil. Doyduğun yer diyeceksin. Tamam. Yanlış tarafa çalışıyorsun. Yapma ya. Yani. Ayrıca bizim eve gelinlikle giren anca kefeniyle çıkar. Uy! İnşallah Allah'ım, inşallah. Yemin ediyorum salak gerizekalı bu kız ya. Bundaki aklı alıp yüzüne sürmesin gani. Kızım, ayrıca da evlenince de evde hizmetçi falan da istemiyorum. Senin tüm hizmetini ben görürüm. Ne demişler? Kadın dedim, evde hizmetçi, mutfakta aşçı, yatakta. Abartma istersen Hüsneciğim. Sen nasıl istersen aşkım. Aşkım yok, 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 aşkım yok. Peki soslum. Vallahi senden beterleri varmış ya. Düşüne bak, günahını almışım kız. Siz benim değerimi bir gün anlayacaksınız, anlayacaksınız da iş işten geçmiş olacak. Yahu benim reisim, şimdi burada oturuyoruz ya, ne hatırladım biliyor musun? Buyur. Ben bu ağacı son gördüğümde ahanda bu kadar çıktı ne? Bizim Hüsne lan yaşıt bu. Rahmetli eniştem
O doğduğunda diktiydi bunu. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Fakat çok güzel ağaç, çok sağlıklı. Allah uzun ömür versin ona da. Ha bu senin bahçıvanın gözü sakat herhalde. Ağaç hastalıktan kırılıyor. Bu sene doğru dürüst ne meyve verdi ne bir şey. Baksana olanlar da haşlak maşlak. Yapmayın ya. Vallahi çok üzüldüm ben buna. Nesi var? Bahçıvan olan sensin. De bakayım nesi var? De bakayım nesi var? Bahçıvan olan sensin. Benim bahçıvanım Münir'im. Doğru ya. Ben bir bahçıvanım evet. Deyim bakayım nesi var acaba? Su veriyor musunuz buna? Su. Sen şimdi bu Karadeniz'de sene boyu metrekareye ne kadar yağmur düşüyor biliyor musun? Mantıklı. Ben bir daha bakayım. Oh. İlaçlama. Her bir şeyleri tamamdır. Tamam. Öyle zaten. Bir daha diyeyim bakayım. Beyefendi sevgi veriyor musunuz buna? Sevginizi sunuyor musunuz ağaca? Güzel sözler söylüyor musunuz ona? Af buyur. Diyorum ki ona sevgi sunuyor musunuz? Güzel cümleler, güzel sözler sarf ediyor musunuz diyorum. Kalender abi senin bahçıvan ne saçmalığı ya? Sen delirdin mi benim bahçıvanım Münir'im? Bir de bakayım daha. Daha şunu diyorum ki bitkilerin de insanlar gibi ruhları vardır. Onlara sevginizi sunmalısınız. Sarmalısınız onu. Okşamalısınız. Kuşatmalı. O da büyüsün, kollarını açsın ve size meyvelerinden sunsun. Ay, sapık mısın lan sen? Çek elini ağacımdan. Bırak mıncıklama, elleme. Sakin ol. Bir şey yok. Yani sevgi diyorum ben. O kadar. Yoksa yok bir şey. O kadar. Çiçe ağaç. Tatlı ağaç. Minnoş ağaç. Güzel ağaç. Bak gene ağacı okşaya ya. Elletmem ağacımı. Canım ağacı. Atıyordun onu bana. Ne işin var burada? Ben sana bir şey aldım ama versem mi, vermesem mi? Ne aldın? Sana kolye aldım. Okurken aksın yaşlardan ayına, düşsün yanaklar ona, düşsün yanaklar ona. Kurbanı so.
ederim. Şirin, hadi sen de aşağı yengenlerin yanına in canım, haydi. Gel benim güzel kardeşim, gel. Gel bakayım, hop. Aferin, hadi aşağı. Hayırdır baboş? Nereye bakıyorsun? Hiç. Ne demek hiç? Şirin'e bakıyorsun. Görmedin mi seni? He. Şirin'e bakıyordum. Ne kadar da büyümüş. Onu en son gördüğümde gürbüz, tombalak bir kızıydı. Lan bırak! Şirin'im hiçbir zaman tombul olmadı. O hep böyle fıstık gibiydi maşallah. Oo dayı, ooo. Seni burada... Oksijen çarptı galiba. Ha, fazla geldi sana burada oksijen. Lan yok oğlum, yani fıstık gibi derken böyle naif, narin, hanım hatun bir kızdı diyorum. He, he. Hadi yürüyün, kızların yanına giderim. Bu işin sonu ayrı alamettir, benden söylemezsin. Şirinimin de morali bozuktur. Ben de gidip güldüreyim onu. Üf, üf. Karka buruna bak lan. Sen böyle şeyleri fazla düşünme. Ömrüm kısalır. Onun için söylüyorum. Tamam. Bana bak la. Seni çaçanalarından ayırıp kokona gibi kenara koyarım ha. O zaman görürsün kimin emri az, kimin kişi kısa. Ne diyorsun oğlum? Türkçe konuş. Anlamıyorum. Senin yapraklarını ayırıp mısır koçanı gibi edeceğimiş. Öyle değil. Ya güzel kardeşim, sen niye atlıyorsun oradan? Şişt, ayrılın bakayım. Alo. Yakışıyor mu size hiç? Ha? Hepimiz akrabayız şurada. Haydi Hazar, haydi, haydi. Hadi dayı, haydi. Haydi. Geç. Tamam, tamam dayı, haydi. Hemen celalden, hemen bir yere gittik, hemen herkese yürü. Şşt! Emicam'ın yavrusu, sakin ol da. Lan nasıl sakin olayım da? Görmüyor musun şu an alımını, çalımını? Onun havasını söndürmeyi iyi bulurum. Sen rahat ol. Uy anacığım, ne diyorsun da? Ya yürü dedim sana, bir yürü. Ya annem, sen neyin peşindesin acaba? Kız çok soru sorma da bir yürü, haydi. Ay. He. Gel. Ay, bu ne? Ya sen ne arayıp duruyorsun orada ya? Aha da bu ne arıyorum. Anacığım bu nedir? Gelinlik. Ama benim gelinliğim. Senin mi? Evet, ama şimdi senin. Benim mi? Senin. O kot kavali kocam var ya, sana nikah kıyarken giyersin işte. Ah be anacığım ya, sen bizim kaçak olduğumuzu unutuyorsun herhalde. Ya biz o evrakı alıp belediyeye gittiğimiz an yakalanıveririz. Nasıl kıyacağız acaba biz bu nikahı? Oy benim akılsız kızım, oy benim kot kafalı kızım. Senin niçin şimdiye kadar o adamı nikah masasına oturtamadığın belli oldu. Niçin? Kızım, sen demedin mi bu talih sonuçları 15 güne kadar çıkacak diye? He, dedim. Tamam işte, o zaman o talih sonuçları çıkana kadar kocanı burada oyalarız. Sonuçlar çıkınca Şevki amcanı saldık mı üstüne, mecbur sana nikahı kıyacak. Sonra da ilk iş var ya, o kumalardan kurtulacağız. Ya anacığım ya! Uy vallahi sen şeytana pabucunu ters giydin. Aman be! He, benim kime çektim anlaşıldı. Yalancı. Sahtekar. Riyakar. Zürafa boyunlu. Bana
Vallahi bak, bu Kameli Bacı haklıymış ha. Bak bu bizi ayakta uyutuyormuş da haberimiz yokmuş ha. Ya Müteber abla, ben hadi seni anladım da bu Asiye karısı benim gibi bir zekayı nasıl kandırdı? Bu Asiye karısına biz mani olmazsak ağamızın damat dedi. Bizi de o nikaha şahit. Ben sana değil. Bir de acayip oyun oynuyor ha. Acayip oyun oynuyor. Eğer benim adımı şeyse ben de bu oyunu bozarım. Bozarım. Evet. Evet, aynen dediğim gibi. Efendim ben kim miyim? Bir dost. Evet, bir dost. Allah Allah. Vay vay vay, ne manzara ya. Hakikat ne manzara. Hani tek renk ama güzel. Vallahi bizim Adana'da bile böyle manzara yok ha. Şimdi gelsin layıklar. Nasıl, beğendiniz mi bizim evin manzarasını? Maşallah. Güzel, güzel. Gel. Haydi haydi, balıkları soğutmayın. Buyurun sofraya. Geldik kardeşim, geldik. Şuraya bir selfie'mizi yapak. Evet. Tamam. Bravo. Oh. Ya ne gerek vardı bu kadar şey? Kim bilecek şimdi bunları? Siz Adana'dan geldiniz. Sizi ağırlamasa kayıp olurdu. Değil mi Emici oğlu? Öyle, öyle. Nasıl içiyorsunuz beyler? Biz Karadenizliyük genç. Su katmazuk. Biz de su katmazuk. Niye biliyor musun? Çünkü biz orijinal adamlarız. Katıksız. Doldur yani. Benimkini doldur. Bana da koy lan. Koyacağım dayıcım. Su katmadan koy. Tabii tabii. Koy lan o ne? Doldur, doldur. Ne yaptın ya? Yavaş. İyi. Adanalı. Ha, kendime de koyayım. Sizin orada deniz var mı? Lakin bizim Karadeniz'de dalgalarla boğuşmayana adam demezler. Denizden korksaydık gemiye binmezdik. Cahil kıllık. Tabii ki var denizimiz. Sizinki kara, bizimki ak. Aman dikkat et, Karadeniz havası bu. Başka bir şeye benzemez. Önce tatlı bir yel sanırsın, sonra şamarı yersin. Vallahi her zumzumu yemeyen kendi zumzumu balıyor sanırmış yerim. Öyle cin olmadan adam çarptım sanırsın işte. Önce lafa bakarım laf mı diye, sonra adama bakarım adam mı diye. Biz adamlığımızı elin kantarında tarttırmayık. Bizi tartacak olan adamı da kendi kantarında ağlatırık. Tamam. Bir daha. Haydi uşaklar. Deli. Kız imha edelim bunu be. Kız! Kuddük! Ne öyle deli dana gibi dolanıp duruyorsun? Kuddük! Kalender ağamı mı bekliyorsun yoksa? Kız! Sana diyoruz ya. Allah Allah. Aman pastırma mı o? He! Yok anam bu işte bir iş var ha. Pastırma dediğinde bakmıyorsa. Cedir Bey, Cedir Bey buradayız. Ay yürü, kalk Kameli Bacı, kalk. Askerler, kardeşlerim, evlatlarım, oğullarım. Beni buldum da asker biliyordunuz mu? Şükür kavuşturana. Sen değil misiniz? Değiliz, deliyiz. Biz deli dadayız. Efendim? Ya anlasanıza işte, ben oyum, bir dost. Aradım ya sizi, anlattım ya her şeyi, biz onlarız. Hanımefendi bir sakin olun, siz kimsiniz, ben hiçbir şey anlamadım. Danayız, deliyiz adam, ama hep beraber deli danayız. Hastayız biz, hasta. Onlar da hasta, alın götürün bizi. Onlar derken? İşte orada, neredeler? Müteber abla, neredesiniz kız? Hanımefendi siz iyi misiniz? İyi değiliz, ben de onu söylüyorum işte. Değil, değil. Hiç iyi değil. Kardeşim o, ay iyi değil mi Ayşe'cim? Hiç kötü o, kötü. Canım. Ben de onu diyorum işte, iyi değiliz. Alın götürün, karantinaya kapattın bizi. Karantinaya mı? Ay, yok, yok. Jandarma Bey şimdi, benim kardeşim o, biz şey hastanesine yatırdık. Ondan sonra içimize el vermedi, gittik geri aldık da onu değil.
Geçmiş olsun bacım. Allah razı olsun size. Şey sorması ayıptır. Siz neden ha burayasınız? İleride bir olay olmuştu, ona bakacaktık. Kardeşiniz seslenince gelip bir bakalım dedim. He, seslendi demek. Evet. Anladım. Yok bizim bir şeyimiz yok. Kusura kalmayın, sizi de işinizden ettik. İyi görevler. Yok gitme. Gitme komutan. Komutan kurban olan bırakmayın. Ayşe. Ya buraya bırak. Ayşe. Komutan. İyi görevler. Bırak ben. Ayşe. Yürü kız. Yürü. Kız sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Deli misin, divane misin ya? Yakalatacaktın ya hepimizi. Ne ettiysem çok iyi ettim. Bu korna ne diyor? Ağabey sana kaptıracağım ama mahpus damlarında çürürüm daha iyi. Tövbe estağfurullah. Mühteber abla, ha bu yer cücesi ne diye? He, duyuyorum. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim ki? Ayşe ne ettiyse iyi etmiştir. Ya siz toptan kafayı mı yediniz ya? Ha bu yer cücesi yüzünden hep beraber hapsi boyluyduk. He, tahlil sonuçları çıktıktan sonra sen silah zoruyla ama resmi nikah kıysaydın, bizi de kapı dışarı etseydin daha iyiydi değil mi Asiye? Kız Ayşe, vallahi sen çok akıllısın ha. Senin göründüğün kadar yerin dibinde de varsın. Maşallah sana kız. Siz ikiniz kapıları mı dinliyorsunuz? Sen de üstümüz açık değil mi? O anda bu kulaklarımızla duyduk, bu kulaklarımızla. Ya Mühteber ablacığım, siz yanlış anlamışsınız. Şimdi yani her ne duyduysanız eğer, ben onları anamı oyalamak için dedim. Yani Hazar'la Bella'yı Şevki amcama demesin diye anama he dedim. Asiye, ben şuralarda bir yerde küllağım olacaktım. Ben onu bulup gelip kafama takayım. Sen o laflarını benim kullağıma anlat, kullağıma. Ya siz sanki Şevki amcamı bilmiyorsunuz ya. Ettiğiniz laflara bak. Vallahi ha burada olan bir tanı bir öğrenirse hepimizi kurşuna dizer ben diyeyim. He, bilmiyoruz Asiye, bilmiyoruz. He, bilmek de istemiyoruz Asiye. He, öyle mi? İyi madem. O zaman gidin de ağama siz soru verin bakalım. Neden nikah kıymak için acaba beni seçmiş? Ha o size anlatsın. Asiye, bir bakabilir misin? Allah! Anam! Ay ne oldu, yine harf çıktı aranızda ha? Harf çıktı! Harf çıktı! Vardır mı itirazın? Vardır! Geri çekilelim Nazgül, bize her an elektrik çarpabilir. Kızlar, kızlar, siz nereden geliyorsunuz? Hani bakayım sizin kocalarınız nerede? Yoksa ben ülkeçi çobanı kaçırdılar mı inşallah? Vallahi hayallerinizi suya düşürmek istemedik ama biraz daha gezeceklermiş. Ha iyi, o zaman Allah'tan ümit kesilmez be maşallah. Ağmadan alın, aşamadan alın. Evde duramıyoruz, sana Adanalı alır. Adanalı? Ağzının iş yaptığı kadar bileğinde iş yapay mı? Vallahi ciğerim, biz bileğimizin gücünü böyle laf salatalarına doğratmayız. Bileğine güveniyorsan geçen karşıma kıvırın kolunu, hadi kıvır gel. Oo. Haydi bak. Hadi. Bak, hadi. Hadi toplayalım. Açın masayı, açın, açın, hemen, açın. Hemen, hemen. Al. Haydi oğlum İdris, söndür şu artı sınavasını. Bakayım bunları. Evet, bakayım. Parmak sıkmak yok. Evet. Hazır mısınız? 1, 2, 3, başla. Başladık lan. Lan oğlum sıksana. Pamuk lan bu. Allah'ıma kurarma, bizim Çukurova'nın pamuğundan daha pamuk. Haydi hamsilerin efendisi. Ne oldu lan? Lan ne oldu lan? Gel gel gel. Şey oldu. Hayır. Ne oldu Adanalı? Ne oldu pamuğa Adanalı? Göster gücünü huysuz palamut. Yut hani, yut hani. Ya haydi Toros Kaplan, haydi ya. Dayı. Toros Kaplan'ı ne oldu? Tamam, bu müsabaka berabere bitti. Toros Kaplan'ı 1 puan, huysuz palamut 1 puan. Artık siz önünüzdeki maçlara bakacaksınız. Ben aslında saniyesinde yenerdim de işte. Musafirlik ya, ev sahibini yenmek ayıptır derler, biz de bize öyle derler. Tabii. Asıl sen misafirsin diye yüklenmedi sana. Değil mi İdris? Doğruya doğru Adanalı.
bileğin kuvvetliymiş. Bakalım atışın nasıl? Atıcılık? He. Bang bang. Aa. Hedef. Aa, havdamdaki testiyi vurursan sana helal olsun diyeceğim. Aa, şu. Şu şu. Şu ha. Mu? He. Seyredin. Seyrediyor. Ey Allah. Gel lan. Vay! Helal. Yürü be dayı, helal olsun be. Seni be. Başka bir hedef var mı? Öyle daha küçük bir şey. Hani nerede? Kim vurdu? Ben vurdum, ben vurdum. Nasılsın? İyisin inşallah bey baba. Sağ ol. Sen mi vurdun testiyi? Ben vurdum. Nasıl ama tam 12 tane. Allah'ıma şükürler olsun. Hey, komşular! Kısmetim açıldı. Mısır kaçanı gibi, dalyan gibi çocuk. Helal olsun kardeşim benim. Niye la helal oluyor? Diyesi mi var? Ünzüle bazımızın testisini vurdun. Ne olmuş oğlum? Artık babasına baba diyebilirsin. Allah bir yastık da göz alsın. Ne? Oğlum ne yapıyorsun lan beni? Ne yapıyorsun lan? Dayıcığım bravo ya. Oğlum enişte deyip öpüyorsun lan bunu. Sonunda, bağıralım beni. Sonunda oldun ya. Tebrik ederim dayıcığım. Lan oğlum niye ediyorsunuz ben onu? Ben sana inanıyordum zaten. İstesen herkesin testisini kırarsın. Ben sana inanıyorum. Helal. Dayı ne oldu? Sıcak mı bastı? O da... onu... Asiye, hayırdır? Senin bu gariler gene niçin delilendi? Aman anacığım ya, sen de sanki bilmiymiş gibi sorayım mısın bir de? Maşallah geldiğimiz günden beri arının yuvasına çomak sokaysın. Seni duyan da bir şey ettim sanır. Fena mı oldu? Sayemde kocan ile nikah masasına oturacaksın işte. He, biz seni daha buraya plan ederken onların da el armut toplamamış ama. O Ayşe karısı yememiş, içmemiş, gitmiş jandarmaya haber etmiş. Oy, bak sen funduk faresine. He, jandarmayı nasıl yollayacağımı bilemedim. Annem ya, gözünün yağını yiyeyim. Ne olursun şu nikahı şu bitene kadar kimseyi elleşme. O İspanyol karısına da mı? Ama hele ona hiç elleşme. Zaten ne çıkarsa Kore'nin başının altından çıkay. Bizim karıları da o doldurayım. Ha bak sana söz veriyorum. Benim nikah kıyasım bitsin. Bak gör ben o Bella ile Hazar'ı nasıl boşatıyorum. Boşatacağım mı? Asiye ana, sen kimden kimi boşatarsın? Yenga. Yok bir şey kızım ya. Biz anne kız böyle laflıyorduk. Laflıyorduk. Asiye ana baya baya boşatmaktan bahsediyordu Hazar'ı. Demek öyle ha? Annem ile Emilcem'in haberi var mıdır bu olanlardan? Yok da yok. İyi, birazdan ikisi de öğrenirler. Hızır Allah seni ne yatsın bir dinle. Neyi dinleyin? Neyi dinleyin Asiye abla he? Her şey orta yere dur. Kız Allah seni ya. Gel hele gel bir otur bir serin dur ya. Şimdi bak yani işler senin öyle sandığın gibi değildir kızı. Şimdi bu gavurun kızı benim oğlanın aklına girmiş. Benim uşağım da maşallah aslan gibi erkek. Öyle işte acık kanı kaynamış etmiş. Tutmuş kızı kolundan getirmiş. Ama bu iş fazla uzun sürmez. Yarın öbür gün koyar benim uşağım onu ha kapının önüne. Sen. Yine beni mi kandırıyorsun? Yok be güzel Hüsnü için ben seni niye kandırayım anneciğim? Şimdi bu karı benim oğluma evlat veremeyecek. Benim uşağım da aslan gibi bir ağ. Yani soyunun devam etmesi gerek. He? Elbet bir gün kapının önüne koyacak. Elbet bir gün.
Elbet bir gün, he Nasiye abla? O elbet bir gün hangi bir gündür? De bana da, de bana. Ya ben senin oğlunu daha kaç yıl bekliyorum? Şimdi... Güzelim. Benim bir tanecik Hüsnem. Biz şimdi yüzdük, yüzdük, ha kuyruğuna geldik. Şimdi tedbirli davranmamız gerektir. Sen şimdi bizim dediklerimizi et. Gör bak Hazar, nasıl senin olacak? He? Vur vur, senin olacak. He? Ay benim akıllı güzel Hüsnem benim. Oy canım gelinim benim. He, he mi kızım? He. Hayatta olmaz. Kur'an'ıma da olmaz, Allah'ıma da olmaz. Ya siz ne diyorsunuz ya? Ömrümde varmam o kıza enişte. Ya oğlum Baran, deri danalar gibi dolaşıp durma. Otur şuraya. Ya ben işte Kur'an'ım aklıma geldikçe içim böyle bir garip oluyor, yemin ederim ya. Ne abi? Müstakbel nişanlını çok mu beğendin de aklından çıkaramıyorsun ha? Kız bak bacım, acı dinlemem. Allah'ıma Kur'an'ımı alırım ayağımın altına. Ha? Didişmesenize ya. Sen de otur oturduğun yerde. Ya nerede görülmüş hık diye kız istendiği? Bizim buralarda adettir. Genç kızlar gelinlik yaşa girdikleri zaman çatıya testi konulur. Testiyi vuran da gider kızı ister. Dayıcığım, seni tebrik ederim. Hedefi tam 12'den vurmuşsun. Oğlum bana bak. Lan ben agresif adamım. Bak beni dellendirmeyin. Ölürüm de evlenmem lan o kızla. Lan o kızın bıyıkları vardı lan, görmedin mi oğlum? Bıyığı var. Bıyığı vardı, görmediniz mi? Kızım benden çok bıyığı var. Enişte. Gerçi bıyıkları olmasa ne olur? Gene de evlenmem de. Enişte bak kurban olayım, benim gönlüm başkasında bilin. Lan eşek sipası, otur şuraya be. Niye durup dururken gidip el alemin çömleğini göbeğinden vuruyorsun o zaman? Oyuna geldim oyuna. Ya sen koskoca duranların ağasısın ya. Ya seni kim zorla evlendirecek ki? Bizim buranın adetleri pek sizinkilere benzemez Muteber Hanım. Bir evde çömlek kırıldı mı o kız o evden çıkacak o kadar. Zevkiye doğru değil Muteber Hanım. Şimdi benim misafirim gelecek. Çömleği çatıda vuru kıracak. Kızı istemeden gidecek. Ha böyle kanlar görüyorum, fokur fokur kayna. Delik deşik olmuş insan cesetleri görüyorum. Oluk oluk kanlar akay. Aa bir şey olur. Olmaz öyle şey. Ben başımı öne yedirtmem. Bak hele. Ya bir testi kırıldı diye insanın hayatı kalartırır mı ya? Sen ne diyorsun Şevki abi? Barış sen anla ya. La oğlum ne ağlayıp duruyorsun? Sana git kızı al demeyelim ya, iste dedik. Sen üstüne düşeni yap. Git kızı iste. Onlar dışarı kız vermezler. Hayatta dışarı kızımız vermezler. Vallahi mı? Oğlum bak. Duydun işte Şevki'yi. Biz giderik. İnsanlığımızı yaparız. Kızı isteriz. Onlar vermezler. Hem Şevki abinin yüzü yere eğilmemiş olur. Biz de kalkarız evimize geri döneriz. Biter. Tamam tamam Meriç. Onu yaparız. Onu yaparız. Ama bak. Kesin vermezler değil mi? Vermezler. Vermezler. Adana güzelirmiş. Verdim gitti. Ney? Verdim dedi. Verdim dedi. Enişte verdim dedi. Abla verdim dedi. Vermez diyordum. Verdim dedi. Verdim dedi. Duydun değil mi? Verdim dedi. Ana verdim dedi. Verdim dedi. Verdim dedi. Verdim dedi. Sen verdim demedin mi? Verdim dedi. Verdim. 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 Bana verdi kızı ya. Bana verdi kızı. Verdim mi? Verdim. Vallahi mi? Verdim gitti. Verdin değil mi? Verdim dedim ya. Vermiş. Kızım, kalk bağını geliyor. Ay, ay. Efendim babacığım. Efendim. Ver o bağını. Efendim. Damat sen de öp bakayım babanın elini. Yahu da gel. Şişt, yapma öyle, yapma öyle. Öp. Ben işte kurban abi tatsızdır çıkmazsın. Ha? Öp de öpme. Ya ben sonra bir hal çaresi bulacağım. Merak etme sen. Öp. Öp dedik babaannenin öp öp.
öpürüm. Helal olsun bize Müzeoğlu. Nasıl da hallettik bu işi? Tereyağından kıl çeker gibi. Kılçık ayıklamak biz o mişomuz. Ne bir bu iş bana? Sen hiç baba. Ama ben işte. Yeah.